İyi akşamlar sevgili futbol severler. Kanal Urfa'ya hoş geldiniz. Spor zirvesi başlıyor. Evet, çok bir aylık süreden sonra değerli konuklarımızla yine buluştuk. Spor yorumcusu Sayın Ali Çizmecioğlu efendim hoş geldiniz. İyi akşamlar. Sait Aktap spor yorumcusu efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir de Halil Savaş abimiz hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Spor yorumcumuz. Evet, Urfa Spor 4-1'lik bir mağlubiyet aldı. Ligin ikinci yarısı başladı. Tabii Sayın Savaş, Sayın Çizmecioğlu da İkinci yarı özellikle gidip maçı da izlediler. Benim fırsatım olmadı. Yine mağlubiyetlerden başladık ama ondan en önemlisi tabii bir yönetim aşaması vardı. Birinci kongre olmadı. İkinci kongrede tabii adaylar belli oldu. Bu arada Sayın Çizmecioğlu da yönetimde, tebrik ediyoruz kendisini. Bir de Sait Aktağ hocam da yönetimde ama yedek değil mi Sait hocam? Fark etmiyor. Yani yönetimde tebrik ediyoruz Sait hocamı da. Aynen öyle. Neyse, onu sonra, siz açıklarsınız sonra. Tabii siz açıklarsınız. Tamam. Ben öyle biliyorum çünkü doğruları da sizin söylememiz lazım. Belki öyle şeyler de olabilir, habersiz de yazılmış olabilirsiniz. Tabii onu hepsini konuşacağız biz yönetimsel olarak özellikle konuşacağız hepsini. İsterseniz bir puan durumuna bakalım, ondan sonra sohbete kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili sporseverler, puan durumuna baktık. Önümüzdeki maçlara da baktık. Tabi bu arada Karaköprü'nün de maçı başladı. O da deplasmanda 2-1'lik bir mağlubiyet aldı. Onu da sevgili spor yorumcularımız onlara da hepsini açıklık getirecek. Balı'yı da bildiğiniz gibi daha devre arası. Bu hafta da o da başlayacak. Süper amatör falan da onlar da başlıyor. Genç takımlar zaten devam ediyor. Amatör takımlar. Önümüzdeki haftada çok yoğun bir maç grafiği var. Okulların tatil olması nedeniyle haftada iki maç oynanacak, hafta içi yani daha doğrusu hafta içi ikişer maç da oynanacak. Ondan dolayı ligi çabuk bitirmeye çalışacaklar. Evet, hemen Sait hocama ben demin yönetimle ilgili soru sordum. Tabii Ali Çizmecioğlu'na hayırlı olsun dedik. Yedek listede de Sait hocamın da ismi var. Evet Sait hocam, hemen sizden başlayalım. Buyurun. Ben de ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyenlerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Biz iki haftadır ara verdik spor zirvesine. Değişik amatör branşları buraya konuk ettiniz. Dolayısıyla doğrusu oydu çünkü Urfa Spor'da kongre kararı almıştı. Evet. Urfa Spor'la ilgili son işte sezon başından beri Ali abi, Halil abimle birlikte elimizden geldiğince burada dilimiz döndüğünce Şanlıurfa Spor'un kapanmaması noktasında herkes tarihi misyonunu yüklenmişti. Dolayısıyla biz de Urfa Spor kapanmasın. 50 yıllık Çınar, şu anda Urfa Spor'un en önemli sivil toplum örgütü manasında, daha doğrusu sivil toplum örgütlerinin o ildeki en büyük setakası diye ad ediyoruz. Çünkü protokolda yeri olan bir kuruluş. Dolayısıyla hem de sosyal anlamda Urfa'yı dışarıda en fazla tanıtan bir sosyal bir olgu. Dolayısıyla buranın kapanması demek Şanlıurfa'daki binlerce insanın böyle bir zevkten mahrum olması demekti. 50 yıllık bir çınardı. Biz kapanmasın diye, yani çok özür dileyerek pazar günü de gördüğüm tablo şöyleydi. Spor yorumcuları, taraftarlar ve bu işe gerçekten gönül koyan sadece 150 kişi gibi bir halk vardı, taraftar vardı. Yani tabii insan şöyle istiyor. Şanlıurfa Kongresi'nde neden 600-700 kişi olmasın, 1000 kişi olmasın? Zor günlerde aslında insanların neye ne kadar sahip çıktığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla orada baktık ki mesela milletvekilleri yok, belediye başkanları yok, setaka, önemli setakaların başkanları yok. Sadece gerçekten gördüğüm tablo şuydu. Yani bizim dışımızdaki televizyon kanallarındaki kardeşlerimiz vardı, taraftarlar grupları vardı. Ve Şanlıurfa'da basınla ilgili kardeşlerimiz vardı. Yani tabii gönül şunu isterdi, yani zor durumdasınız. Şanlıurfa Spor belki de tarihinin en zor günlerini geçirirken en azından 5 tane milletvekilinin orada olması insan isterdi. Ama bunlar olmadı. Tabii biz de bu süreçte özellikle Nihat Çakır abimizin bu kulüp kapanmayacak. Dolayısıyla ben bu kulüpte kaptanlık yaptım. Elimden ne gelirse yapmaya gayret edeceğim diye zaten süreci biliyorsunuz. Bunu aldı. Dolayısıyla Mehmet Yılmaz'ın istifasından sonra bir iki haftada kendi oluşumlarını yaptılar. Son netice itibariyle işte pazar günü dün Şahin Abi Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede yeni yönetim oluşturuldu. Tabii
hem asiller hem yedek listeye de tabii lütfedip bizi yazmışlar. Onların yazmaları bizim için emir olur. Çünkü size güvenen insanlar yani bir yere tabii yedekin hiçbir, ben burada bunu açıklayayım. Derneklerde yedek listenin hiçbir hükmü yoktur, imza atma yetkisi yoktur. Dolayısıyla şeklen doldurulur. Bu noktada da olsa Nihat Çakır gibi Şanlıurfa Spor'da kaptanlık yapmış bir abimizin bizi yazması bizim için şereftir. Dolayısıyla bizim herhangi bir itiraz yapacağımız bir şey yok. Ama dolayısıyla tabii yönetim kurulu var. Asil yönetim kurulundaki bütün abilerime ben haseten özellikle ateşten gömlek giyip bu süreci idare edecekleri için teşekkür ediyorum. İnşallah görev bölümü de yapıldı. Herhalde biraz sonra onu da Ali Hafiz Efendi bizatihi biliyor. Görev bölümü de oluşturuldu. Ben bir spor sever olarak burada Şanlıurfa Spor'un kapanmaması gerektiğini söyleyen bir kardeş olarak bu kardeşlerime, abilerime başarılar diliyorum. İnşallah sezon sonuna kadar çok ciddi bir şekilde Şanlıurfa Spor'un şöyle ulusal ve uluslararası arenada işte isminin değişik şeylerle anılması değil de sarı yeşilli ceylanların 50 yıllık o sürecine yaklaşır. Bir şekilde bu süreç idare edilir diye bekliyorum. Her ne kadar yönetim çok maddi yönleri güçlü olmasa da bu işi artık alıp sonuna kadar en azından çok daha iyi bir yönetim çıkana kadar bir şekilde yüreklerini ortaya koyacaklarından ben eminim. Peki bu yedek listedeki şimdi orada en başta ismi olan şimdi asil olan listede diyelim ki işte bir arkadaşımızın biri ayrıldı asil olan. Şimdi Şanlıurfa Spor, o yedekte en üstte olan mı geçiyor? Şanlıurfa Spor Tüzük'ü de şöyle bir kendine göre bir hak koymuş. Burada mesela 20 tane yönetim kurulu, yönetim asil var, bir de yedek var. O istediğini alabiliyor. Yani istediğini alabiliyor. İlla yani en üstteki değil. Birçok yani dernek de biri istifa ettiğinde birinci sıradan başlayarak diye Çalabı'da bir önce Ticaret Sanayi Odası'nın öyle olduğunu. Aslında birçok dernek de öyle. Şanlıurfa Spor kendine göre öyle bir madde koymuş. Dolayısıyla şu 20 kişilik yedek listeden istediğini alabilir. Evet. Peki. Bir de Sayın Savaş'a da soralım bu kongreyle ilgili. Bakalım bu yönetim bu değişiklikleri yaptı. Neler diyecek? Buyurun. Evet. Herkese iyi akşamlar. Tabii kapanmak üzere olan bir Şanlıurfa Spor'u gerçekten Nihat Çakır kardeşimizin, başkanımızın ciddi emekleri ve bayağı bir inatçı tutumundan dolayı Urfa Spor'u kapanmaması için ciddi bir emek vermiştir. Bundan dolayı ben kendisini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çünkü bu aşamada hiç kimse bu kulübü almak gibi bir niyeti olmaz. Elini taşın altına koymaz, bu ateşten gömleği giymez. Ama Nihat Çakır'ın gerçekten ben dünkü kongrede de bunu gördüm. Hiçbir beklentisi olmayan ve gerçekten Urfa Spor'u çok seven ve kendine Urfa Spor'u adamış ve onun kapanması demek gerçekten Urfa'nın çok ciddi bazı şeyleri kaybetmesi spor adına, prestij adına ve emek vermiş bir kaptan olarak bunu tahmin etmediğini ve dünkü kongrede de ne kadar Sayın Hocam'ın işte 150 kişiyle böyle bir kongre yapıldı gerçekten üzücü ama hiç kimse de gelmeyebilirdi, yönetim de çıkmayabilirdi, Urfa Spor'a kimse sahip de çıkmayabilirdi. Ben dünkü manzaradan dolayı tam tersi çok sevindim, çok mutlu oldum. Orada gerçekten spora gönül vermiş, Urfa Spor'u gerçek seven ağırlıklı medya, spor yorumcuları ve eski sporcularla birlikte bayağı bir taraftar vardı. Ben özellikle buradan Ali abi başta olmak üzere yönetimde o da bir görev aldı. Bizim gerçekten spor yorumcumuz, abimiz değerli, geçmişte Urfa Spor'a da ciddi katkıları olmuş bir abimiz. Tecrübesinden işte medya basından dolayı Urfa Spor'a ciddi katkı sağlayacağına canı gönlümde inanıyorum. Ben listeye baktığım zaman emin ol %90'ı pırıl pırıl ve hiçbir beklentisi olmayan tamamen Urfa Spor'un kurtarıcıları. Yani nasıl ki bir kişiyi işte Vietnam'da bir kişiyi kurtarmaya giden o kahramanlar var ya,
Bana göre, dünkü yönetim bana göre Urfa Spor'un kurtuluşu için büyük emek veren kahramanlar diyorum. Bu yönetime inanıyorum. Urfa Spor'un borcunu minimuma düşüreceğine inanıyorum. Bunların zaten amaçları Nihat Başkan'ın da dün söyledi. Bizim amacımız Urfa Spor'u kapatmadan borcunu minimum seviyeye getirmek ve Urfa Spor'u tekrardan hayata geçirmek. Ben bu yolda başarılar diliyorum. Biz her konuda da şimdiki yönetime, başkana destek olacağımızın vaadini de söyledim, bulundum. Evet. Bu süreçte köstek değil, destek olmak lazım. Urfa Spor'u gerçekten seven kim olursa olsun artık eleştirileri bir tarafa bırakalım. Ve ileriki süreçte bazı farklı şeyler de açıklayacağım. Bir tarafa bırakalım ya. Ya kapanmak üzere olan Urfa Spor'umuza birileri çıkmış ve biz destek olalım. Bu süreci birlikte takip edelim. Bakalım son ne olacak. Evet. Ben ümitliyim şahsen. Evet. İnşallah hep biz de işte umudumuzu, ümidimizi kaybetmiyoruz. Bir de yönetimde giren şu anda başkan yardımcısından Sayın Çizmeci, ona da soralım. Çünkü bütün bilgiler de onda en çok. Bilgileri hepsini alacağız kendisinden. Önce tabii tekrar yine hayırlı olsun diyoruz kendisine. İnşallah muvaffak olur. Hem kendisi, hem başkan, hem tüm ekip. Biz isteriz ki yani Urfa Spor'un kurtuluşu olsun. Güzel bir yere gelsin. İstiyoruz yani. İster, yani istemesek yani biz nankör müyüz? Memleketin düşmanı mıyız? Ama isteriz ki tabii bu yönetim geldi. İnşallah Urfa Spor'un kurtuluşu olur. İnşallah daha güzel günlere kucağı açar. Evet Sayın Çizmecioğlu, buyurun. İsmail'im sizlere binlerce defa teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere binlerce defa teşekkür ediyorum. Hep bize katlandılar. Derdimiz Urfa'ydı, Urfa Spor'du. Burada eleştirdiğimiz insanlarla yan yana durumunda da kaldık. Bu ben kendi adıma söylüyorum. Bunlar doğru şeyler. Şimdi izniniz varsa İsmail'e söz verdik. Birkaç şey söyleyeyim. Sonra bugünkü yönetim kurulunun görev bölümünü de size anlatayım. Tabii onu da açma. Evet, şimdi Sait Hocam'la Halil abiye ben teşekkür ediyorum. Destek olma anlamında bu budur. Bana inanın, inandığınız için zaten şu anda buradayız. Ufalı kardeşlerimiz de dışarıda buradayız. Sadece ekranlarda değil. Emin olun, kendimi bir tarafa kurulma anlamında söylemiyorum. Ben bu yönetimin oluştuğunda 3 liste vardı. Bunu herkes bilsin. 3 liste vardı. Kimler vardı Ali abi, onu da söyleyeceğim. Ama artık antiparantez şunu söyleyeyim. Ben yıllardır burada Kanal Avrupa Televizyonu'nda sizlerle, dostlarımla, İsmail kardeşimle programı yapıyorum. Ben hiçbir zaman burayı bırakıp da bir başka yere gitmem. Çünkü benim burada olmam benim vefakar, cefakar bir insan olduğumun ispatı olması gerekir. Urfa Spor Yönetim Kurulu'ndayım ama dünden bu yana burada gelen her şeyi ben göstermek zorundayım. Çünkü hep ben eleştirdim. Eleştiren pozisyondaydım. Bu sefer biz eleştireceğiz. Tabii ki. Onların hepsine işte cevap verme adına burada olmama izin verirseniz buradayım. Ölünceye kadar. Şimdi arkadaşlar, herkes öncelikle şunu bilsin. Ben Sait abiye de Halil abiye teşekkür ediyorum. Asıl amaç şuydu. Urfa Spor'un kapanması. Bakın ben Nihat Çakır kardeşimizin verdiği emeklere teşekkür ediyorum. Çoğu zaman kendi aramızda, yani ekranlardan paylaşmadık ama kendi aramızda, ya Nihat Çakır ne yapıyor? Neyin peşinde? Diye düşündük. Konuştuk. Kendi aramızda da konuştuk. Nihat Çakır'ın doğru bir şey yaptığını biliyordum ama Nihat Çakır'ın bu düşüncelerin en son dönüp dolaşıp bu noktaya geleceğini açıkçası kendisinin üstünden tahmin etmiyordum. Ama Ali abi, ben araya bu, kusura bakma, bir yani yeri geldi diye söylüyorum. Sayın Nihat Çakır da bundan 2-2,5 ay önce diyordu ki bu kulüp kapansın. Yani onu da söylemeden duramayacağım. Onu da açıklık getirirse ben sevinirim buradan. Ekran başına söylüyorum. 2-2,5 ay önce diyordu ki bu kulüp kapansın diyordu. Yani bu kulüp kapansın diyordu. Bir alt lige düşsün diyordu. Yani bunun açıklamasını da yapsın. İşte ondan sonra da dedi ki işte bu kulüp, kazanalım bu kulübü. Ondan sonra
canı gönlünden çalışmaya başladı. Hangi anlamda söylediğini bilemiyorum ama bildiğim, bakın ben bir şey söylüyordum. Hangi anlamda onu söylediğini şu an hatırlamıyorum ve bilemem. Bence yeter ya, artık bıktık pozisyonunda olabilir. Onu savunma anlamında olabilir. Konuşmuyorum. Daha yani o beni ilgilendirmeyen bir konu. Ama bildiğim bir şey vardı. Ben kendi aramızda konuştuğumuz zaman ya içimde diyorum ki ya Nihat Başkan yeter, dur. Bu kadar kendini yıpratma ya da bu kadar bu işlerin içerisinde olma. Sonuçta bazı şeyler o noktaya geldi. Bir şekilde üç liste çıkıyordu. Cuma günü akşamdan sonra üç ayrı liste ve hepsi de ayrı ayrı değerli insanlar. Eskiden yöneticilik yapmış olanlar, yapmayanlar ve içerisinde bir şey oluşmuştu. Vali Bey herhalde büyük bir ihtimalle öyle düşünüyorum. Üç listeyi tek liste haline dönüştürüp ya böyle bir şey olursa gidin daha iyi olur gibi bir tavsiyede bulunduğunu tahmin ediyorum. Yani tek listeyle girmek daha sağlıklı olur diye düşünmüştür ki öyle de bir duyum geldi bana. Bu liste budur. Asıl amaç şuydu. Benim Nihat Çakır kardeşime katıldığım nokta Urfa Spor'un kapanmaması için mücadele. Kendiyle ben sürekli görüşen bir insanım. Beklentisinin olmadığını defalarca bana söylemişti. Ama insanoğlu bu. Kardeş kardeşten duyduğu bir şeyi 5 dakika sonra değiştirebiliyor. Nihat Çakır'la ilgili ben şunu söyleyeyim. En son amacına ulaştı. Nasıl ulaştı? Dün kongrede siz de oradaydınız. Değil mi Ali abi? Evet. Sait Hocam da oradaydı. Divan kurulundaydı. Emeklerine sağlık. Orada bir tek kelime söyledi. Bizim derdimiz, ben Nihat, bakın hiç kimseyi Nihat Bey'i falan Ali Çizmecioğlu geçin bir tarafa. Farklı bir şey söylüyorum. İnsanlar çünkü toplumda yanlış anlıyorlar bazı şeyler. Ağzımızdan çıkacak her kelime beni bağlıyor. Ben burada doğruları konuşmak durumundayım. Ben yönetimdeyim ama yarın yine bu programdayım, bir hafta sonra sağ kalırsam. Burada yönetimimizin yaptığı her şeyi açıkça söyleyeceğim. Kimse de ne beni engeller ki, öyle bir şey de olmadı. Bugün görev bölümü de yapıldı, konuşuldu. Düşündük Nihat Çakır'ı o şekilde. Dedi ki ben bundan sonraki yönetimde de yokum. Verilen bir görev var, tebliğ edilen bir görev var. Biz de işte üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir yönetim ortaya çıktı. Son benim de bir görüşmem oldu. Üç listenin dışında bir değerli büyüğümüzle görüştük. Dedi orada olman lazım. Üç liste var. Üçü de sadece içinde sen varsın. Üç listenin tek ismi sensin. Olursan mutlu olurum. Tamam dedim. Teşekkür ettim. Girdim. Ve listeye baktım. O gece bana listeyi söylediler. Listeye baktım. Hakikaten bizler gibi, sizler gibi. Parasız, sizler gibi derken yanlış anlaşılmasın, parasız kendi. Parasız bir yönetim ama bazı şeyleri yerine oturtturması gereken şeylerin üstlerinde şeyini taşıyan bir yönetim olarak, liste olarak önümüze çıktı. Öyle bir şey gerçekleşti. Ama yine diyorum bana inanın, bütün izleyicilerimiz, siz zaten bana inanıyorsunuz. Ben hiçbir zaman yıllarca görev istemedim. İki defa hayatımda ben yönetim kurulu başkanlığı vekilliği yaptım. Bir Mahmut Cevheri döneminde, bir Hüseyin Akgün döneminde. Benim hiçbir beklentim olmadı. İyi günde kimse de ya alo Ali'cim seninle burada görmek istiyorum demedi. Hiç umurumda değil. Ben zaten dışarıdan Urfa Spor'u destekleyen bir insanım. Benim içinde olup olmamam önemli değil. Bu işte de öyle oldu. Görev bana bir şekilde tevdi edildi. Ben de kabul ettim, girdim. Şimdi arkadaşlar asıl olan Urfa Spor'un kapanmaması gerektiği. Bir numarada ki o. Üç madde var bakın. Önce, inan ki bunu şu anda burada yazdım. Liste falan burada da ama şu anda konuşacaklarımı burada yazdım. Spontane konuşayım diye. Öncelikle Urfa Spor'un kapanmaması. İkincisi maddi manevi sıkıntılar ne varsa birileri, bakın birileri diyorum, üst düzey sağdan, soldan, alttan, üstten adını ne koyarsanız koyun. Böyle konuşmak durumundayım. Çünkü çok ciddi, önemli şeyler var. Bu iş, bu yönetimi kendileri tasvip edip ortaya koyunca
yapılacak çok şeylerin de olduğuna inanıyorum. Bakın, ben buna inanmasaydım, o düşünceleri, o sözleri birebir düşünmeseydim, ben yine şu listenin içerisinde yer almazdım. Hepsi benden çok değerli insanlar, bakın kimse sakın yanlış anlamasın. Hepsi benden önemli, değerli insanlar. Önemli şahsiyetler var. Şimdi tek tek üstünde konuşacağız yönetimin. Ben girmezdim. Neden? Benim maddi gücüm belli. Benim sağlık durumum belli. Ama umut var. Ben en iyi günlerinde Urfa Spor'dan bana bir teklif gelmemiş. En kötü gününde teklif geldiği zaman her şeyi sağlıklı gördüğüm anda karar verdim. Ben ukala bir insan değilim. Özür diliyorum. Tahmin edip inanmadığım bir şeye asla girmem. Çok dersini aldım bunu. Allah'ı bir biz çok özelde birlikte yaşadık. Hiçbir şey hayatta en kötü huyum insanlara hayır dememek, diyememek. Ama bu tabloda hayır diyemeyecek durumdaydım ve öyle de oluştu. Bir de inanın ki bakın her şey çok iyi olacak. Çok iyi olacak. Ben bunu size burada söylüyorsam sadece şu anda televizyonda bizi binlerce kişinin izlemesinin dışında kendi aramızda bir odada oturup konuşurmuş gibi konuşuyorum ben. İnanın ben inandım. Ve olacak, her şey güzel olacak. Ne zaman olacak? 3-5 ay bir süre lazım. Ama 3-5 aya kalmadan da bakın bir ay sonra, bakın bir ay sonra bile burada oturup çok farklı şeyleri sizinle paylaşacağız. Tabii Ali abi, sözünü arasına giriyorum. Birileri isterse olur. İşte o birileri etkisi var. Tabii ki. Değil mi? Onu anlattım. O ayağa bir defa anlattım onu. Üstü kapalı da anlattım. Yani, şey diyemiyorum. Ali abi, %100 doğru. Tabii ki öyle. Tabii ki öyle. Ama herkesin bir hesabı varsa Allah'ın bir hesabı var. Allah'ın hesabı herkesten olur. Ve doğru yolda yürüyen bir pozisyon var şu an itibariyle. İnanın ki çok net konuşmak istiyorum da konuşmak sıkıntı yaratacak. Hani önümüzde yaşanan bir tablo var. Mali tablo. 56 milyon gibi bir rakam. 56 milyon gibi bir rakam. Bunlar nereye gelecek, nasıl yapılacak? Evet. Onları herhalde reklam arası var. Ondan sonraki bölümde hem listeyi hem de o konuyla ilgili daha geniş açıklamalar. Evet. Tabii Ali abi, sorular da geliyor. Size soracağız tabii, sorular da geliyor. Murat Gönüllü kardeşim bir mesaj atmış. İsmail hocam, konuklara selam. Şanlıurfa Spor Kongresi hayırlı olsun. İnşallah sarı yeşil almayı yeniden ayağa kaldırırlar. Şimdi herkes elini taşın altına koysun. Başkan Nihat Kaptan'a başarılar dilerim demiş. Murat Gönüllü'ye sevgiler gönderiyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar abi. İnşallah Urfa Spor kapanmaz. Urfa Spor'u inşallah sahipsiz bırakmazlar. Çarşamba günü de unutma. İnşallah görüşürüz demiş İbrahim Babacan kardeşim. Sevgiyle kal. İbrahim Babacan kardeşimiz Hasan Babacan'ın küçük kardeşi, Said hocam belki tanırsın. Çok değerli bir kardeşimiz. Her çarşambada halı sahada da beraberiz kendisine. Hem kişilikli, hem efendi, hem kendisine hem ailesine sevgiler gönderirken bir de o halı sahadaki tüm arkadaşlara da selamlar buradan gönderiyoruz. Hayırlı akşamlar dilerim, konuklara selam demiş. İlk sorum olacak, yönetim ne kadar bütçeyle geldi? Nihat Çakır Bey Deseyi Spor'u niye üst lige çıkaramıyor? Ali Çizmecioğlu abiye de başarılar dilerim. İsmail Milli kardeşim. Bu senin soruyu hemen reklamdan sonra Ali abi yanıtlayacak bütçeyle ilgili. Kısa bir aramız var, aradan sonra tekrar beraberiz. Evet sevgili spor severler, hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Said Hocam'a mı soracaktım? Evet, Said İsmail Hocam. Milli'nin bir şeyi vardı, ona acaba sonra Said Hocam'a geçelim. Tamam, neydi İsmail o? Milli'nin sorusunu demin sordum zaten. Nihat Çakır Bey dedi ki işte dedem deseyi bir üst lige niye çıkarmadı? Bir de bu maddi konu, bu para nereden gelecek, kim destek verecek? Bu yönetim ve dedi ki parası bu yönetim parası var mı? Bu yönetim kendi aralarında para verecek mi?
Evin mesajlar da geliyor yani bu şekilde. İsmail Milli Kardeşime... En önemli olay bu maddiyet zaten. Tabii. İsmail Milli Kardeşime buradan selam, sevgiler sunuyorum. Dün kongreye gelmiş olsaydı, Halil abi de oradaydı, Sait abi de duvan kılımındaydı. Orada her şey, Nihat Çakır zaten söyledi. Dedi yani bu yönetimin hiçbirisinin parası yok. Hiçbirisi de bir kuruş veremez. Büyük bir ümitlerle, yani parayla gelmiyoruz. Sadece bazı şeyleri çözmek için mücadele vereceğiz. Doğru mu abi? Evet. Doğru mu Sait abi? Evet. Şimdi ben bundan sonraki konuşmalarımı Nihat Çakır üzerinden yürütmek istemiyorum. Kimse yanlış anlamaz. O kulübün başkanı olmuştur, başkanımızdır. Makamına saygı duymak zorundayız. Olanları, olmayanları burada her türlü ben herkese paylaşmaya hazırım. Olabildiğince toplumu fazla ümitlendirmeme adına yeri geldiği zaman da burada ne oluyor, ne bitiyor hepsini konuşuruz. Nihat Çakır zaten böyle bir konuşma yaparak girdi. Kimsenin orada para verecek durumu yok. Bu süreçte ne yapılacak? Biraz önce konuştuğumuz şey. Önce Şurfaspor kapanmasın. İkincisi düşünecek, yapılacak projeler var. Onlar bir kısmı hazırlanmış daha önceden, bir kısmı da bugün kısa bir sürede hazırlandı ama bu bir hafta 10 gün bir süreç isteyecek. Ciddi şeylerin olacağını bilinmesi lazım. Her şeyin para olmadığını göstermek adına, bu çok önemli bu sözüm, her şeyin para olmadığını zaten Urfa Spor'u 3. ligde görüyoruz artık. Bitti. De Urfa Spor Bal Ligi'ne kadar düşerse ondan sonra yapacak hiçbir şey yok. Parasız bir yönetimin neler yapabileceğini, ya bu %10 olur, %20 olur, %30 olur, %50 olur, %49 olur, onu zaman gösterecek. Şu anda kimsenin para vereceği yok. Ne yapar yönetim kurulu? İşte tesislerde sıkıntılar var. Lavabolar öyle, işte yataklar öyle, ekmek yok, su yok, yemek yok, bu yok, şu yok. Öncelikle orayı düzenlemek zorundayız. Öncelikle. Sporcunun veya dışarıdan gelen bir insanın, sayın yetkililerimizin, valilerimizin, belediye başkanlarımızın geldikleri zaman veya spor severlerin, hiç fark etmiyor, orası herkese açık. Ben burada özellikle söylüyorum. Bütün taraftarlarımız, Urfalılar, Urfa sporu sevenler, herkes oraya girebilir. Daha önceleri bazı zamanlar süreç içerisinde kapılar kapanmış. Herkes giremez. Hayır, herkes giremez yani. Burada işte bir yönetim var ya da burada bilmem özellik var. Var özellik ama topçunun odasına gidersen oranın olmaz. Özelliği ayrıdır. Ama kulüp herkese açıktır. Herkes gelsin. Ben parasız bir yönetimle geldiğimizi ama bu işin 3-5 ay içerisinde, inanın bakın 3-5 ay içerisinde ben eskiden çok hayaller kuruyordum. Böyle bazen manevi olarak, hissi olarak diyordum ki ya işte öyle böyle ama şimdi işin içerisine tam girince bütün gerçekleri ortaya koymak zorundayım. Urfa Spor maddi anlamda da manevi anlamda da çok güzel yerlere gelecek. 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 Tabii şimdi bunu bu konuşmalarından bunu çıkarıyoruz Sayın Çizmecioğlu. Üstü örtülü bir şekilde önümüzdeki süreçte Urfa Spor hem kısmen ciddi borçlardan arındırılacak ve Urfa Spor'a gerekli destekler de sağlanacak. Ben böyle üstü örtü konuşmalarından bunu çıkarıyorum. Evet. Burada bazı şöyle, şeyleri bencesine açıklamıyorsun ki öyle icap ediyor. Olmaz. Yani. Önce yönetimsel borç mu kapanacak? Ben bunu açıklayayım. Şimdi zaten Nihat Çakır'ın ciddi emekleri vardı. Biz bundan 20-25 gün önce bizi bir davet etti. İşte hem spor yorumcuları, spor camiası gittik bir yerlerde oturduk ve kavim heyetiydi o zaman başkanıydı. Ve birlikte kuvvet doğar diye, birlikte hareket edelim, Urfa Spor'u kapatmayalım diye böyle bir toplantı yaptı. Ve toplantıdan bir gün sonra da zaten Çizmecioğlu da o gece vardı toplantıda. Beraberdik. Siz de vardınız. Hemen bir gün sonra Vali Bey'e randevu aldık ve Vali Bey'e gittik. Urfa Spor'un kapanmaması için sağ olsun burada
Özellikle Abdullah Erin Sayın Valimizi ben Urfa Spor'a ciddi katkılarından dolayı, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Üzerine düşeni yapmıştır. Ve girişimlerde bulunmuştur. Birçok yönetici bazındaki alacaklı yöneticileri, başkanları arayaraktan bunlardan vazgeçirmiştir. Resmi olarak şu an vazgeçmemiş olabilirler ama bunları sıfırlayacak sözler almıştır. Urfa Spor'u bana göre iyi günler bekliyor. Her şeyi burada konuşmak gerçekten doğru değil, zarar verebilir. Ama spor kamuoyu özellikle destek olmasını ben buradan tavsiye ediyorum. Destek olalım, köstek olmayalım. Şimdi biz haftalarca, aylarca Urfa Spor'un yöneticisi olup da protokolda bir tane yöneticinin olmaması, kulüpte, tesiste hiç kimsenin olmaması, Mutlu Yılmaz'ın tek başına o çocukların hem hocalığını yaptığını, hem yöneticilik yaptığını burada gördük. Abilik yaptığını gördük. Eleştirdik de. Ne işin var dedik burada. Emekleri inkar edilemez. Yönetici varken hiç yönetici yoktu. Yönetilmedi. En azından şimdi burada hem spor camiasından, hem sporu bilen, futbolu bilen ve geçmişi olan yöneticilerden bir ekip var. Ben inanıyorum Urfa Spor'u bu bataklıktan, bu sıkıntılardan kurtaracağına inanıyorum. Benim şansı yönetim görüşüm. Yönetim doldu, Mutlu Hoca'nın beli kuvvetli oldu biraz yani şimdi. Tabii şimdi biraz güçlü oldu. Şimdi bana göre biz bu yönetime destek olalım. Bazı böyle işte bütçe ne kadar ayrılmış, doğrudur. Şimdi ne kadarla geldin? Biz şu an için Urfa Spor'un düşmemesi için borçlarını, dışarıya olan borçlarını düşürme ile ilgilenelim ve Urfa Spor'un giderleri, tesis giderleri, futbol 12 Mayıs'tan sonra yeni bir Urfa Spor. Yani futbolcu yiyecekleri, içecekleri bunlar nasıl olsa bir şekilde giderilir. Zaten Urfa Spor'un bu süreçte gideri sadece deplasman ve işte tesis giderleri. Bunlar vardır. Bunu da bu yönetim fazlasıyla yerine getireceğine inanıyorum. Önemli olan Urfa Spor'un 56 trilyon dediğimiz borcunu minimuma düşürmek. 56 dediniz yönetimde yani. Mehmet abi de var 56 onun için yani. Aklıma Halil abi. Evet. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Konuklara selam ve saygılar. İnşallah yeni yönetim Urfa Spor hayırlı olsun. Osman Kesik kardeşime sevgi ve saygılarımı buradan sunuyorum. İyi yayınlar kardeşim, konuklara çok selam. Urfa Spor başarılar dilerim. Bir spor adamı olarak senelerdir bu işin içindeyim. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Ama takıma bir gelir gelmezse netice gidemez bir yere. Bir amatör takımı yönetmek bile çok zor. Urfa Spor nasıl yöneteceğiz? Selamlar, saygılar. Romanya'dan Kaptan Taklamacı, Romanya'dan sevgiler. Buradan Romanya'ya gönderiyoruz Mahmut abiye. Sevgiler gönderiyoruz. Ben özellikle kaptanıma buradan selamlar. Bugün arayacaktım. Bir türlü fırsat bulamadım. Yarın ilk fırsatta sesimi duyacağım. Seninle Urfa Spor'u paylaşacağım. Evet. Hemen Said Hocam'a da dönelim şimdi. Yani İsmail Hocam, evet. Şu anda Urfa Spor'la ilgili şunu da söyleyebiliriz. Tabii aylardır hep böyle negatif bir hava estirildi ama mesela insanlar bir davaya inanırlarsa, özellikle o davaya inanan ve o yola koyulan insanlar hakkında bir büyüğümüz şöyle der. Öncelikle beyinlerinde, kafalarında, işlerinde o davayı sindirmiş olmaları gerekir diye. Daha sonra belli bir süreç geçtikten sonra bir bakarlar ki o düşündükleri kadar ağır değil. Yani krizler fırsata dönüştürülmüş. Evet. Fırsatlar çok büyük şeyler getirmiş. Ali abi aslında söylemiyor. İnşallah ben kendi kanaatim olarak yani bu işin içine giren insanları gönüllerinde, niyetlerinde ve kalplerinde şu anda Urfa Spor'u kurtarmak olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ateşten gömlek yediklerini de biliyorum. Ama bu süreçte inşallah Şanlıurfa Spor'un yani en kötü krizi yaşadığı bir dönemde inşallah bu kriz önümüzdeki dönem bir fırsata dönüştürülür diye bütün oraya giren insanlar da işte ben girdim. Ben hiçbir şekilde para pul işlerine falan girmiyoruz böyle bir değil. Bu da olmaz. Ben bunu da özellikle abilerime söylüyorum. Bu işi bizde yani en azından bize de bir şey düşerse bu konuda hiç emirleri olur.
yani en azından Şanlıurfa Spor'un o ağırlığını, yani o protokoldaki yerini insanlara hissettirecek bir durumda olmaları gerekir. Yani oraya giden insanlar Ali abi bir önce işte o tesisin kapılarını ve hatta bundan sonraki maçlarda yenilebiliriz hocam, futboldur. Zaten Şanlıurfa Spor şu anda 3. liraya düşmüş vaziyette ama bundan sonraki süreçte gelecek yıl, çünkü gelecek yıl 3. ligde de transfer yasağımız var. Eğer işlerinizi halletmezseniz. Tabii. Ali abi biliyor bunu, bizden iyi biliyor. Evet. Dolayısıyla gelecek yılın planlarını şimdiden inşallah adımlarını atacaklar. Bu görevi alan kardeşlerimizin bu manada bu görevi aldıklarını bütün kamuoyunun bilmesi gerekir. Bu süreçte artık eskiye de bir çizgi çekelim. Yani eskiden şunlar oldu, bunlar oldu, artık bunları aylarca anlattık. Biz burada ne anlatacağımızı artık, yani her hafta geldiğimizde böyle içimiz buruk bir şekilde geliyorduk. Ne anlatalım? Urfaspor'la ilgili ne anlatalım? Her hafta 4-5 tane gol yiyen bir takım. Ama bundan sonraki süreç bundan, inşallah... Bundan sonra Ali abi var, şey canlı canlı alacağız bilgiler o zaman. Canlı canlı hem almakla birlikte, tabii buraya giren insanlara da haksızlık yapmayalım. Herkes sporun, yani %80'i sporun içinden gelen insanlar. Ve kulüp başkanı da Şanlıurfaspor'da kaptanlık etmiş bir kardeşimiz. Artık birlik ve beraberlik zamanı diye düşünüyorum. Yani dün kongrede olup biten ufak tefek hadiselerde kenara itiyoruz. Şanlıurfa Spor kesinlikle ve kesinlikle, ben burada bir cümle kullanıyorum. Siyaset üstü bir kuruluştur, kurumdur. Dolayısıyla Şanlıurfa Spor'un partisi olmaz. Evet. Şanlıurfa Spor her kesimde... Onu hiç gündeme bile taşımamak lazım. Birilerine prim olur, Urfa Spor'a zarar verir. Dolayısıyla kesinlikle... Konuşmaya gerek yok bunlar. Şanlıurfa Spor hiç kimsenin tek elinde değildir. Şanlıurfa Spor, Urfa'daki yaşayan herkesin takımıdır. Dolayısıyla bunu bir gruba, bir şehre, bir ideolojiye hapsetmek gibi asla öyle bir şeye girmek de doğru olmadığını düşünüyorum. Şunu da cümlelerim arasında, tarih herkesi yazacak. Dolayısıyla Şanlıurfa Spor'un bu kriz dönemlerinde kimlerin nerede yer aldığını da yazacak. Bu süreçte Şanlıurfa Spor'a daha önce protokol tribününe binlerce gelen büyükler, işte bu işte özellikle bürokrat noktasındaki kardeşlerimiz de yazacak. Bu özellikle bu son dönemlerde işte garip gurabanın kimsenin sahip çıkmadığı bir dönemde biz varız diyebilecek insanların olduğu Şanlıurfa'da ortaya çıkmıştır. Bu konuda bunlara destek veren kim varsa, yani bu işi siz alın bir yere götürün, biz de arkanızda varız diyen kim varsa, biz burada yani program yapan kardeşleri olarak Allah onlardan razı olsun. Tabii şu anda böyle isim üzerinden gitmeyeceğiz. Ali abinin bundan sonraki süreçte daha çok bilgi aktarımından sonra biz yorumlarımızı yapacağız. Yani bu işte bu kardeşlerimize destek veren bu arefede kimler varsa da Allah onlardan razı olsun. Ama Şanlıurfa Spor'un o kaybolan manevi değerini, o ağırlığını bundan sonraki en azından kalan değerli kaç tane maçımız var, o süreçte hissettirelim. Mutlu Yılmaz da bu arefede çok yoruldu. Gerçekten tek başına adeta mücadele etti. İnşallah bu yönetim de herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden Mutlu Hoca'nın bu emeklerini de tabii göz önüne alır. Kendileri de geldiler en azından süreci sonuna kadar onunla götürme gibi bir durumları söz konusudur diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten hiç kimsenin olmadığı dönemde Şanlıurfa Spor'u öyle de böyle de biz de bir zaman sen zarar veriyorsun dedik ama belki de hayırlısı olmuştur. Yani Mutlu Yılmaz da bu arefede gerçekten yoruldu ve çok emek verdi Şanlıurfa Spor'a. İnşallah yeri gelen yönetimde zaten düşen bir takım var. Ama bu emek veren insanları da adeta bir onurlandırmak, marifet iltifata tabidir sözüyle onları da mutlaka o vefalarını göstermeleri gerekir diye bekliyoruz. Ben tabii tekrar olacak ama bu yönetime giren bütün kardeşlerimi hasreten tebrik ediyorum. İnşallah üzerlerine düşeni yapacaklar. İnşallah. Peki Sayın Çizmecioğlu, bu yönetim şimdi zaten şekli şemali belli oldu. Bugün de toplantınız vardı. Bir yönetim görev bölümünde anlatırsan sevgili spor severlere. Onu da arada yani, bir anlatın. Görev bölümü neler oldu, ne yapacaksınız? Evet. Bugün şöyle, toplantı yapıldı mı? Evet, yapıldı. Evet, buyurun. Önce bir iki maddeye değinmek istiyorum. Şimdi Halil Bey'le Sait Hocam sağ olsunlar güzel şeyler söylediler. Ben bir şey söyleyeyim bugün. Buyurun. Özellikle spor federasyonları ve Türkiye Futbol Federasyonu ve Spor Bakanlığı bir toplantı yaptı. Belki haberiniz var. Spor kulüpleri da birçoku, başkanlar özellikle Süper Lig kulüpleri. Mevzuat değişikliği oldu kulüplerle ilgili. Belki yani 5 günlük bir çalıştay var biliyorsunuz.
Bu çalıştayda benim en çok dikkatimi çeken bir şey oldu. Rize Spor Kulüp Başkanı yaptığı bir açıklama var. Yani mutlak surette bundan sonraki süreçte kulüpleri alacak yöneticiler o dönemde harcadıkları borçların mutlaka onlardan tahsil edilmesi. Bunu diye. Yıllardır hep söylüyoruz da. Yok, bu çalıştayda. Çalıştayda da öyle orada kalacağına da, emin olabilirsin. Yok, lisans mevzuatı da değiştiriliyor. Bakan 5 bin çalıştay var. İnşallah. Yani bundan sonraki süreçte de bu Spor Bakanlığı'na kulüplerle ilgili bu kanunun inşallah geçmesini bekliyorum. İnşallah. Evet. Çok önemli bir madde. Yani herkes gelip bu kadar borcu bıraktıktan sonra da beni ilgilendirmiyor diye gitmek değil. Kim Urfa Spor onun kurbanı oldu aslında. Evet. Ben hani gerekli. Urfa Spor'dayız sadece. Gerekli bütün kulüpler. Öyle. Batan kulüplerin çoğu öyle baktı. Arkadaşlar şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Pembe tablo çizmek istemiyorum. Hiç kimse pembe olarak görmesin. Önümüzdeki günlerin pembeye dönüşeceğinden de kimsenin şüphesi olmasın. Ben biraz önce de söyledim, ikinci bölümde, birinci bölümdeydi. Dedim ki, inanmadığım bir şeye ben evet demem. Ya ben neyim? Ben hiçbir şeyim. Ben sadece bir Urfalıyım, Urfa Sporluyum. Ama gördüğüm, hissettiğim, bildiğim şeyle Urfa Spor'u pembe günler bekliyor. Bunu özellikle herkes bilsin. Diğeri, şu yapılan hareket, bakın şu yapılan hareket, bu yönetimi artık nasıl geldiysek, nasıl olduysa onun adını toplum koysun. Biz de anlattığımız kadar anlattık. Urfa Spor'un onurunu kurtarmaktır. Hatırlar mısınız? Bundan 4-5 program önce ben burada ağır bir kelime kullandım. Onu söylerken utandım ve ağladım. Dedim ki Urfa Spor gayrimeşru bir çocuk pozisyonuna düşürüldü. Bizim derdimiz kaba tabirle olacak. Lütfen herkes beni affetsin. Urfa Spor'un gayrimeşru çocuk pozisyonundan çıkarılıp kimliğinin verilmesi önemli. Ve bu yönetim bunu yapacağına inanıyorum. İnanın ki olacak. Bu çok önemli. Bana göre akşamın, günün veya son üç günün manşeti bu. Ya olmasa Ali abi? Ya olmasa? İsmail olmasa yapacak bir şey yok. Ama ben yani kendim... Şimdi bak. Ben biraz, filmin öbür tarafına da bakacaksın yani. Ben filmin her tarafını iyi kötü biliyorum. %75'ini biliyorum. Olmadığı zaman ben burada olmam veya bunları konuşmam. Çünkü süreçler ben burada ne yapardım biliyor musun? Şu anda önümde olan liste var. Bugün yönetim kurulunun görev listesi var. Bunu burada okurdum, otururduk, konuşurduk. Ben sana çok farklı şeyler anlatıyorum. Yani çünkü sen de hak ver, bu süreçler çok insanı yani memnun etmedi. Bu geçen süreçler geçtikçe yani takım gittikçe kötü oldu, yönetimsel olarak da kötü gittiği için yani insanların da biraz yanlış anlaşılmasın, güveni de kalmadı yani. İşte o güveni geri kazan. İşte bu güveni kazanmak lazım. O güveni geri kazanmak hepimizin elinde. Evet. Ben bundan önceki yöneticilerin hiçbirisine bir şey diyemiyorum. Dememek de lazım. Bırakalım. Bitti. Şimdi Mehmet Yılmaz'ı, Fethi Şimşek'i, Emin Yetim'i, Ali Çizmecioğlu, Mehmet bilmem neyi falan filan değerli isimler var. Hepsine saygımız olsun sonuçta. Kişilikleri bizi ilgilendirmeyen ama makamları bizi ilgilendiren Urfa Spor koltuğuna oturmuş insanlar olduğu için isimleri, başkanları, yöneticileri, herkese teşekkür edip bir tarafa koymak lazım. Bundan sonrasına bakmak lazım. Şimdi geriye dönüp Ali böyle yaptı, Mehmet böyle yaptı diye benim bir anlamı var mı? Fayda kazanıyor muyuz? Hayır. Hiçbir şey abi, faydası. Ben burada dedim ki bak ben tablo çizmiyorum ama ben ümitliyim. Yemin ediyorum ümitsiz olmasaydım bugün bu akşam bu programda bunları konuşmazdım. Herkesten ricam, herkesten, bütün kamuoyuna, her şey 10 numara olacak gibi değil ama biraz önce dedim ya %50, %49 yapsa bile bu yönetim bir şeyleri başlarsa ki ben olacağına inanıyorum. Bazı şeyler var, tabii ki burada konuşamıyoruz, yeri geldiği zaman onları da paylaşacağız. Onlara da az kaldı, uzun bir süre değil ama herkes Halil abim dediği gibi, senin dediği gibi, Said Hocam'ın dediği gibi ümit var olsun. Bu yönetime destek olsun. Ne var yani? Bir sürü paralı yönetimler geldi gitti. Doğru mu? Evet. Cebinden verenler de oldu. Tek başına taşıyanlar da oldu. Bir de parasız bir yönetim. Ama bu para açısından baktığımız zaman onu söylüyorum. Ama bu yönetimin derdi 10 trilyon, 20 trilyon, 50, 56 trilyon ortaya koymakla gelmedi ki. Şimdi ben konuşma özür diliyorum. Böyle bir şey söyleyeyim ben. Sözünü kestim. Estağfurullah. Ben baktım biraz boğazım kurudu. Çay şimdi. Şimdi bu kadar Urfa Spor'u eleştirdik. Yöneticileri eleştirdik.
en başta eleştirilen yönetimler vardı diye eleştirdik. Değil mi? En başta ben, en fazla ben. Şimdi bugün o yöneticiler yok, o başkanlar yok. Burada farklı bir yönetim var, farklı bir başkan var. Ve sporun içerisinden gelen, sporu bilen bir yönetim var. Ve Urfa Spor biz, tarihinde bir enteresan, şimdi aklıma geldi, futbolcu olarak ilk başkan olan isim. Aynen. Şimdi burada ben şahsen senin gibi çok ümitliyim. Ben bir şeyler hissetmesem, bir şeyler duymasam ben bu konuşmayı yapmam. Ben diyorum ki şu an Urfa Spor'u eğer seven, ligden silinmemesini isteyen bütün spor severleri, bütün taraftarları bu yönetime ve Urfa Spor'a sahip çıkalım, destek olalım, vurmayalım. Ben şu an en büyük tehlike nedir biliyor musun? Şu anki yönetimi eleştirmek, şu anki yönetimi işte vurmaya çalışmak bu Urfa Spor'a kesinlikle zarar verir. O yüzden biz ne yapalım? Gelin bu tarihten itibaren hem bu yönetime sahip çıkalım, hem Urfa Spor'umuza sahip çıkalım. Gündemden düşürmeyelim. Ümit verelim. Ali, Nihat ve İsmail Ali hata Çizmel yapmışsa onlara yine bilgilendirelim. Yani, yine tavrımızı koyalım ama yanında duralım. Beraber mücadele edelim. Ben ümitliyim. Eleştirmeyelim. Destek olalım. Burada bir 3-5 aylık bir zaman var değil mi? 3-5 ay gelin eleştirmeyi bir tarafa bırakalım. Ölmüş, bitmiş bir Urfa Spor'u bu yönetim ne yapacağını bekleyelim. Görelim. Pozitif olalım. Destek olalım. Bekleyelim. 5 ay sonra, 4 ay sonra gerçekten yüzde kaç katkısı olmuş? Bu yönetim, tabii bir ay sonra bu yönetimin icraatları ortaya çıkacak. Bir ay sonra bu yönetim ne yapmış? Borcu ne kadara düşürmüş? Ve işte ne kadar borç kalmış? Çabaları, emekleri nedir? Önümüzdeki sezon için projeleri nedir? Bunlar bana göre bir aya kadar belli olur. Bir iki ay yani, süreç olur. Evet. Bu süreçte duralım, bekleyelim, vurmayalım, eleştirmeyelim ve destek olalım. İnanıyorum ki bunun fazlasıyla Urfa Spor'a katkı sağlayacak ve Urfa Spor bu bataklıktan bu şekilde kurtulacak. Spor adamları olarak, spor severler olarak kesinlikle bak dün bu yönetim çıkmamış olsaydı Urfa Spor bitmişti. Aynen. Madem bu yönetim çıkmışsa destek olalım. Benim kişisel görüşüm bu. Urfa Spor'unu seviyorsak desteğimizi esirgemeyelim. Ben de kesinlikle Sayın Savaş'a katılıyorum. Çünkü bu saatten sonra geçmiş zaten geçmiş. Her şey yapılmış. Hatalarıyla, kusurlarıyla. Zaten her şey. Bu saatten sonra bizim Urfa Spor'u eleştirmemiz, Urfa Spor'a yanlış şeyler konuşmamız gerçekten çok yanlış. Bu yönetim elini taşın altına koymuş şu anda. Yarın gövdesini koyacak bu taşın altında. Yani önemli olan bu saatten sonra bu takımı desteklemek. Biz Urfa Spor zirvesi olarak da biz daha önce de çok destekledik. Her zaman da biz destekleyeceğiz yani. Allah'ın izniyle destekleyeceğiz. Hüseyin Kabakulak da bizi izliyor. Hüseyin Kabakulak, ona da sevgi ve saygılarımı sunuyorum. O da koyu bir Urfa Spor. Adnan Kabakulak, ona da keza öyle. Hepsine sevgi, saygılarımı sunuyorum. Urfa Spor'un en büyük destekçileri. Halil Demir de bizi izliyor. Ona da sevgiler gönderirken kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar beraberiz. Evet, sevgili spor severler, hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayırlı programlar, konuklara selamlar. Ali abi neye dayanarak önümüzdeki günlerin pembe olacağını söylüyor. Ali abinin dediği pembe günler için ant itibariyle 10 milyon para lazım. Artı o testler nasıl bu kadar kötü hale gelmiş? İzmir'den Kadir Tatlı. Bu da bir soru tabii sizin için. Kadir kardeşime sevgi ve saygılarımı buradan İzmir'e gönderiyorum. Evet. Hemen Kadir kardeşimize cevap vereyim. Cevap ver sorusunu aldım. Doğru. Ali abi, sevgili Kadir, büyük konuşmuyorum.
Allah kimseyi büyük konuşma gibi bir hataya düşürmesin. 65 yaşındayım. Beni iyi tanırsın. Ayağı basmayan bir olayın, bir oluşumun içerisinde asla olmam. Ha bu %100 olur mu? Hayır. %100 olmaz mı? Hayır. Kimse buna şey diyemez. Fakat ortaya kendimizi koyduk. Bazı gelişmeler vardı. Onların birebir ağızlardan yaşadığımız şeylerden sonra mütevar olarak konuşuyorum. Sen de benim gibi Urfa sevdalısın, Urfa Spor sevdalısın. Senin nezdinde herkese tekrar o mesajı veriyorum. Karamsar olmakla bir şey kazanılmıyor. Ali Savaş kardeşim bana en büyük söylediği şey, her gün telefonla konuşuyoruz. Gece olsun, gündüz olsun. Hep bana bu telkinlerde bulunuyor. Ama ben de hasbelkader böyle bir ortamda şöyle bir telkinde bulunuyorum. Urfa Spor'u gerçekten pembe günler bekliyor. Hemen şimdi mi dersen, hayır. Zaten böyle bir şeyin altından Fenerbahçe bile kalkamaz. Beşiktaş bile kalkamaz. Trabzon bile kalkamaz. Galatasaray bile kalkamaz. Ama biraz zaman bekleyip göreceksin. Evet, bir de görev bölümüyle ilgili Ali abi cevap verecektir. Evet. Arkadaşlar, bugün 21 arkadaşımızdan 2 tanesi gelemedi. İkisi de yıl dışındaydı, İstanbul'dalardı. Görev bölümü şöyle yapıldı. Kendi arkadaşlarımız kendi aralarında oturup oy birliğiyle karar verdiler. Başkan Nihat Çakır. Evet. Ali Çizmecioğlu, başkan yardımcısı, basın sözcüsü. İsmail Dört Kardeş, başkan yardımcısı. Halil Aktan Kaçmaz, başkan vekili. Hüseyin Levlevcioğlu, başkan vekili. Mehmet Büyük Fırat, başkan vekili. Mehmet Erdem, başkan yardımcısı. Necip Özbek, başkan yardımcısı. Şeref Şelli, genel sekreter. Kemal Polat, futbol şube sorumlusu. Metin Şenay, medya basın sorumlusu. Ahmet Saraç, başkan yardımcısı. Veyat Güllü, başkan yardımcısı. Bakır Köroğlu, sosyal işlerden sorumlu başkan yardımcısı. Nevzat Palalı, testler sorumlusu. Sami Öge, başkan yardımcısı. Altyapı sorumlusu Mehmet Doğan. Hüseyin Bereket, reklam tanıtım. Sedat Beyazgül, Faik Yavuz, Aziz Kırmızı, başkan yardımcısı. Şimdi bu isimler böyle. Arzu ederseniz sonradan duymuş olabilirler. Bir daha tekrar okurum ama ben de bir dönem dedim ki ya ne iş bu? 10 tane, 5 tane başkan yardımcısı falan yani. Bu kadar olmaz. Herkesin soracağı soruya cevap veriyorsun. Evet, evet. Söylüyorum yani. Evet. Açık söylüyorum. Halil abi. Ben de söyledim çünkü. Ben dedim ya hayır dedim. Ne oluyor yani? 5 başkan yardımcısı, 3 başkan yardımcısı, 2 tane başkan vekili falan filan. Niye Halil abi bu kadar? Bu prosedürde varmış. Var he. Varmış. Ve bunu biz bugün buna karar verirken yani bu kadar başkan yardımcısına veya sorumlu isimlere bir tanımlama yaparken araştırdık. Ta bundan 12-13 yıl öncesinden olan bütün kararları alarak ve dernekler masasının, kulüplerle ilgili, spor kulüpleriyle ilgili dernekler masasının aldığı kararla birleştirilerek ortaya çıkan bir tablo. Yani burada Ali'ye başkan yardımcı verelim, gönlünü alalım, işte Mehmet'e bunu verelim, gönlünü alalım, öyle bir şey yok. Bu bir şekilde bizlerin üzerine yüklenen bir yük, prosedür böyle gerekiyormuş, böyle oldu. Evet Ali abi, bir Halil Savaş abime bir soru var, ona bir sorayım. Yani sevgili bir spor sever, ismini de söyleyeceğiz. İyi geceler İsmail Bey, ben de programınızı izliyorum. Halil Savaş kardeşime katılmıyorum. Bu yönetimin hiçbir katkısı olmayacaktır. Bu yönetim Urfa'da en son gelecek bir yönetimdir. Bundan borcu ödeyecek yeni bir takım kuracak durumda değildir. Ben dinliyorum. Başkanı 5 ile 10 lira toplayacağım diyorlar. Bu zihniyet yola çıkarlarsa bunun sonu hüsran olur. Kapanması bundan daha hayırlı olur. Dün Mehmet Yılmaz'ın isminin reklamını yapılıyordu diye eleştirenler bugün de aynı şeyi kendileri yapıyor. İbrahim Halil Karaatlı abime sevgi ve saygılarımı buradan sunuyorum. Halil Savaş abime böyle bir mesaj atmış. Halil Savaş abim de bakalım bu soruya cevabını verecektir. Tabii Halil gerçekten spora çok ciddi emek veren, son zamanlarda da baya böyle bir dört büyük takımları
iyi bir şekilde analiz edip yorum yapan bir kardeşimiz. Benim de dostum. Tabii bazı bizim duyumlarımız, bilgilerimizden dolayı Urfa Spor'un dünkü kongrede, yani bu yönetim çıkmamış olsaydı belki sahipsizlikten terk edilmiş ve kapanacaktı. Bu yönetimin gerçekten ciddi emeklerini olduğunu ve ta 3-5 ay önceden Nihat Çakır'ın bu kadar emek verdiğini ve son bir ay içerisindeki Sayın Valimiz de birlikte birebirsen görüşmelerde vardı. Birlikte hareket etmesi, desteğini alması ve ben tam her şeyi açıklayamıyorum. Bundan dolayı Urfa Spor'un bu yönetimi Urfa Spor'un borcunun %80'ini kapatabilecek bir konuma gelmiştir. Bizim amacımız Urfa Spor'un kapanmaması ve borcunun minimuma indirilmesi. Yani böyle bir desteğin olduğunu ve en fazla 2 ay sonra bu yönetimin Urfa Spor'la ilgili çok ciddi gelişmeler olacağını tahminimi söylüyorum. Yani birileri engel olmasa, birileri köstek olmasa Urfa Spor'u bugünden 2 ay sonra daha iyi bir konuma geleceğini inanıyorum Halil'im. Ben de boş konuşmuyorum. Bazı bildiklerinden dolayı bunları size ifade ediyorum. Evet, bir mesaj daha okuyalım. Ondan sonra Said Hocam'a sözü vereyim. Evet, sayın moderatörüm demiş, iyi programlar. Şu an yaşadığımız zamanda parasız adam şu anki konumda iş görmez. Onun için bir an önce Şanlıurfa Spor'u kalıcı gelirler olan projeler sunulmalı demiş, iyi programlar. Mehmet Karakaş, Mehmet Karakaş kardeşime sevgiler. Mehmet Karakaş kardeşim de iyi bir sesi var, gerçekten yeteneği var ama elinden kimse tutmuyor. Ne yapalım, o da gizli bir iyi bir sanatçı. Sevgiler gönderiyoruz kendisine. O iyi bir Urfa Sporlu. Hem ailesine hem kendisine sevgiler buradan gönderiyoruz. İsmail Bey, bir evet. Dönem yine Şanlıurfa Spor kayıma kalmak üzere Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri içerisindeki birçok kardeşimiz, ben de o yönetim içinde vardım. Aynen böyle zor günler, belki bunu kadar derin değil ama yine zor günler yaşanmıştı. Biz onu kayıma bıraktırarak daha sonra ASKF bir yönetim yaptı. Dolayısıyla Şanlıurfa Spor aldılar. Şanlıurfa Spor'u aldığımızda rahmetli Mehmet Gül'e dönüyor. Mehmet Gül'e Allah rahmet eylesin. Birçoğu o da bir emekli, daha sonra emekli oldu. Gerçi o zaman öğretmenliği devam ediyordu. ASKF'nin de başkanlığını yapıyordu. Hatta Şanlıurfa kamuoyuna şöyle bir ses yükselmesi oldu. Yani eleştiri noktasında, ya bunlar bir amatör kulübü idare edemezken Şanlıurfa Spor'da bu, hatta tabii Ali abi bazen söylüyor, bazı kelimeler var burada da kullanmak doğru değil. Yani çok böyle ufak düşürücü cümleler kullanılmıştı. Mehmet Güle ile birlikte yani o yönetimi aldığımızda bir yıl boyunca çok büyük ciddi emekler verildi. Tabii o dönemin Ahmet Bakçıvan, Allah razı olsun, yardımda bulunmuşlardı. Bir iki gibi hat falan, o zaman hatlar vardı biliyorsunuz. Biz şöyle yaptık, çok ciddi bir şekilde çok az masrafla büyük işler yaptık ve Mardin Spor'un o dönem işte şampiyon olduğunda Şanlıurfa Spor da ikinci olmuştu. Yani insanlar ümitsiz olmasın, şu yönetimin de böyle bir misyonu var. İçinde %80'i 90'ı spordan anlayan insanlar diyoruz. Bu çok büyük bir avantaj. Aynı zamanda eğer başarılı olmazlarsa Şanlıurfa tarihinde de şöyle bir şey olur. Bilenler de geldi, bir şey yapamadı gibi bir şey olur ki bu da Şanlıurfa için hiç iyi bir şey olmaz. Yok, Saysal. Bak, ben de buna karşıyım. Yani, ona katılmıyorum. Yok, özür dilerim. Ben şu noktada. Yani bu yönetim bilen, işi bilen bir misyon yüklendi. Yani Allah'ın izniyle biz veriyoruz ve ümit besliyoruz. Bugüne kadar Urfa Spor'a son 5 yıl diyelim. Son 5 yılda Urfa Spor'a aktarılan paranın %10'unu şu anki yönetime versinler. Anladım. O nereye çıkacağını hocam, burada orada Urfa Spor'un ciddi bir borcu var. 56 trilyon. Yani bunu kusura bakmayın, bu yönetimde hiçbir yönetim ödeyemez. Hocam zaten yani, şu anda alabilen bir yönetim olmadığı için bu insanlar burada. Tamam. Yani zaten Ali abi sen iyi gündeyken kimsesi çağırdı mı abi? Kimse bizi çağırsalar da gitmezdim yani zaten. Gitme gibi bir şey. Gerçekten gitmez. Yani şu anda zor durumda olan insanlar ve bu işe inanan insanlar girdi. Yani Hel abinin bağlamından, sözünün devamı olarak
Bu süreçte artık dalga kırmanın gereği asla yoktur. Bakın ben size bir bundan şey sonra destek. İnşallah bu 3-4 ay içerisinde Şanlıurfa Spor yani kapanmaz 3. ligde. Zaten kapanma aşamasından şu an itibariyle çıktı. Abinin de söyledi. 2,5 yıl biz düzeltmeye geliyoruz. Güçlü bir yönetim gelirse ona hazırlıyoruz. Aynen söylediği gibi. Peki ya bu yönetim şu anda tamam bu yönetim geldi. İlk etapta valilik, belediye başkanı veya STK'lar yani böyle bir adım atılmış mı? Ziyaretler yani, olacak. Tam ziyaretler olacak onu ne? Söylemiyorum ben. Yani bunun sözü verilmiş mi yönetime? Yani İsmail kimsenin kimseye verdiği bir söz yok rahat ol. İşte yani. Ben şimdi son bölümde bununla ilgili bazı birkaç cümlem var. Bunu sevgili spor severlerin de mutlaka duyması lazım, bilmesi de lazım yani. Şimdi yeni bir yönetim yapıldı. Bu yönetim tabii yönetim açıklanmadan önce muhakkak ile görüşülmüştür yani. Şimdi bir destek muhakkak bir yerden bir destekim olması lazım yani. Şimdi destekle ilgili. Sevgili spor severler merak ediyor. Ali abi ben çok merak etmiyorum. Ben bir şey söyleyeyim. Halil abi özür dilerim lafını kestim hemen devam et. Bugün bir tablo yaşadım. Size biraz önce reklam arasında söyledim. Testlerde toplantı başladı. Allah sağlık selamet versin. Değerli abim İsmail dört kardeş Urfa Spor yolunda hayatını, bedenini, canını veren değerli bir insan. Benim de çocuktan arkadaşımdır. Değerli bir insandır. Tekerlekli sandalyeyle üst kattaki toplantı salonunda şey de yok, asansör de yok. Çalışmıyor asansör yani var da. Asansör var. Var çalışmıyor. Evet. Ya hiçbir şey çalışmıyor orada. Yani inanın ki o tek fotoğraf, asansör değil yani. O fotoğrafları, testleri bir fotoğraflasak, medyaya bir yansıtsak var ya, herkes bugüne kadar orada kimler görev yapmışsa onlara çok farklı şekilde konuşurlar. O kadar kötü bir ortam. Şimdi az kötü önce mesela bazı eleştiriler var yönetimle ilgili. Şimdiki yönetimle ilgili. İşte peki yönetim vardı da tesisin hali ne? Sayın Hocam. Değil mi? Yönetim vardı. Tesisin hali ne? Urfa Spor'un hali ne? Ya Halil abi yemin ediyorum bakın burada açıkça söylüyorum. Merak eden ne kadar taraftarımız, spor sever varsa gelsin. Buradan bir yönetim kurulu üyesi olarak, sıradan bir üye olarak rica ediyorum. Herkes gelsin, tesislerin şu anki durumunu görsün. Arabaya dönüşürmüş. Görsünler ya. Evet. Görsünler. Ben daha önce de gittim 3-5 defa. Senden de gitmiştik bir defa abi hatırlarsan. Görsünler. Şimdi İsmail abinin gelişini söyleyeyim. İnternet sitesi şifreyi vermiyorlar. Kapalı. Urfa Spor'un web sayfası, resmi web sayfası kapalı. Onu vermiyorlar. Yatırılacak para 100-150 TL. Şifreyi vermiyorlar ki Urfa Spor'un sitesi devreye girsin. Org üzerinden resmi çünkü. Evet. Hani com, net falan sıkıntı yok. Orada herkes alabiliyor. Org dediğin zaman şirket veya işte bir resmi kurum. Biliyorsunuz, daha iyi biliyorsunuz. Şifresini vermiyorlar. Onu da alacağız. Sıkıntı yok. Alırız. Vermeyenin de burada bizler canlı yayında, diğer arkadaşlarımız medyada, şurada burada paylaşır, her şeyi konuşuruz. Web sayfası olmayan bir Urfa Spor. 30 bin tweet şeyi var, takipçisi var. 30 bin. Evet. Çok büyük bir rakam. Yani ikincilik takım için büyük bir rakam 30 bin Urfa Spor için. Ya benim nazarımda 150 bin, 200 bin olsun da ama 30 bin bile şu şartlarda büyük rakam. Onun bile şifresini vermiyorlar. Geçelim onu. İsmail abi çıktı yukarıya, içeri işte çıkardılar sandalyeyle, girdi toplantı salonuna. Gözlerinden yaş geldi. Hep biz kalktık ayağa, saygımızı, sevgimizi gösterdik. Aldık kendisini, baş köşeye oturtturduk. Ağladı ya, gözyaşlarıyla bir insan böyle bir şey yaşayabilir mi ya? Bedenini vermiş, hayatını vermiş bir insanı. Bugüne kadar Urfa Spor testleri kaç yıl oldu? Herhalde bir 7-8 yıl oldu değil mi abi? 8 yılda veya 10 yılda siz böyle bir insanı oraya çağırmamışsanız Urfa Spor'un geleceği şu anki hali normal. Evet. Böyle bir şey olur mu? Öptük kendisini, boynuna sarıldık, gözyaşlarını sildik. Her zaman bizim başımızın tacısın dedik. Nereye gelebilirsen her dakika herkesten her şeyden haber ne olacak?
oraya geleceksin, başının üstünde yerin var. Vefanın olmadığı yerde, samimiyetin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Değil bu yönetim, 10 bin trilyondan gelen yönetim olsa bile bir şey çıkmaz. Evet. Öyle diyorsun yani. Tabii abi, yani var mı İsmail? Aynısını bana düşün. Allah korusun, aynısını sana düşün. Halil abiye düşün. Said Hocam'a düşün. Vefa, sevgi, saygı olmadı mı sen nereye varacaksın evet. ki? Murat Kavşak da bizi izliyor. Murat Kavşak kardeşime sevgiler buradan gönderiyorum. Ömer de bizi izliyor. Kavşak, onun oğlu. Ona da sevgiler, gözlerinden öpüyorum. Demiş ki transfer var mı yok mu? Tabii transfer olmaz çünkü tahta kapalı. Şu anda mümkün değil yani transfer. Ondan dolayı hocam, bu dönem, zor. Bu Murat kardeşime sevgiler gönderiyorum. Evet, haftalarda Türkiye Futbol Federasyonu'na sormuştuk. Yani bu ikinci dönemde yasaklıyız. Gelecek üçüncü ligde birinci transfer döneminde hala yasağımız var. Ta ki para ödenirse bunu artık inşallah. Yani sıfırdan üçüncü ligde inşallah transfer yasağı da kaldırılır. Yani o yönetici borçlarıyla alakası yok. Diğer sporcularla ilgili. Şimdi ben borçtan dolayı. İsmail ve dört kardeş abimiz gerçekten bizim için çok değerli ve saygı duyduğumuz bir abimiz. Hayatını verdi Urfa Spor yolunda bir trafik kazası. Yani o da Müslüm Beyoğlu da beraber evet. trafik kazası. Evet. Müslüm Beyoğlu'nun da yani, hala. Nazım Hoca. Nazım Hoca. Müslüm Bey, Nazım Hoca'da da iz var. Müslüm Beyoğlu'nda da hala yüzünden evet. üzerinde. Evet. Gözünde var. Evet, gözünde. Trafik kazasının hala izleri var. Evet. Tekrar geçmiş olsun. Yani en az da hatırlama adına bunu da belirtmiş olalım. Tabii biz her hafta İsmail abiyle sıra geziyoruz cuma günleri. Gerçekten bu listede onu da görmek, bırakın desteği, onure açısından çok önemli bir şey. Ben en çok da buna sevindim. Hem sporun içerisinde olan kişiler, hem kişi karakter yapıları iyi olan bir yönetim var. Bana göre en önemlisi de İsmail abinin orada olması. Bu gerçekten önemli bir şey. Katkısı olacağına da inanıyorum. Hem kendisini ödüllendirdiniz, hem tekrardan bir moral verdiniz. Ondan dolayı ben bu yönetimi özellikle İsmail abi liste yazan başkana Nihat Çakır'a özellikle teşekkür ben ediyorum. Ben Şeref Şelli kardeşime de teşekkür ediyorum. O da ciddi ve önemli bir isim. Ayağı yere basan davranışları, bilgisi, birikimi vardır. Eski Gençlik Spor İl Müdürümüz. Şu anda da Tarım İl Müdürlüğü'nde görevli. Onun gibi bir şahsiyet de genel sekreterliği rica ederek kendisine yükledik. Ona da ayrıca teşekkür ederim. Ali abi şimdi listeye baktığımız zaman gerçekten kaliteli ve çok, çok, sporu tabii bilen ki isimler üzerine var yani. Evet, şimdi evet. böyle baktığımız zaman burada nereden baksam bir 13-14 tane sporu çok iyi bilen, geçmişi olan listede kardeşlerimiz var. Ve biraz da böyle güçlü siyasi ayağı olan kişiler de var. Hem basından hem medyadan kişiler de var. Bana göre iyi bir liste olmuş. Yani burada aslında böyle bürokrasiyi çok derin bilenlerden Necip Üzbek'i deyip tabii, geçmemek tabii, gerekir. Tabii. Yani hocam ben isim olarak evet, şöyle söyleyeyim. Üstüne konuştuk da tabii ki hepsi Necip önemli. Necip abinin Türkiye anlamında bağlantısı olmayan insan yok diyebilirim. Tekrar okuyayım. Evet. Bütün isimleri belki imkanında kaçırmış olabilirler. Nihat Çakır Başkan, Ali Çizmecoğlu Başkan Yardımcısı, basın sözcüsü, İsmail Dört Kardeş Başkan Yardımcısı, Halil Aktan Kaçmaz Başkan Vekili, Hüseyin Levlebicoğlu Başkan Vekili, Mehmet Büyük Fırat Başkan Vekili, Mehmet Erdem Başkan Yardımcısı, Necip Özbek Başkan Yardımcısı, Şeref Şelli Genel Sekreter, Kemal Polat Futbol Şube Sorumlusu, Metin Şenay Medya Basın Sorumlusu, Ahmet Saraç Başkan Yardımcısı, Beyat Güllü Başkan Yardımcısı, Bakır Köroğlu Sosyal İşler Sorumlusu, Nevzat Palalı Tesisler Sorumlusu, Sami Öge Başkan Yardımcısı, Mehmet Doğan Altyapı Sorumlusu, Hüseyin Bereket Reklam Tanıtım dan sorumlu Sedat Beyazgül, Faik Yavuz ve Aziz Kırmızı Başkan Yardımcısı. Yani her biri ayrı ayrı gerçekten ya başkan yardımcısı kendi adına. Çok yani. Prosedür gereği öyle ama İsmail. Geçen dönemlerde ben de eleştirmiştim. Bir an önce söyledik ya onu. Ben dedim ya hayırdır ne oluyor bu kadar şeye yani bir yönetim kuruluna bu kadar başkan yardımcısı veya şey işte başkan vekili. Ama prosedür öyleymiş. O boşluk tabii devam burada etti. Herkes üzerine düşen görevi yerine getirecek. Tabii canım yani başkan yardımcısı olsan ne olur, başkan olsan ne olur. Orada sonuçta Nihat Çakır kardeşimiz başkanımızın da dediği şu her zaman söylüyor. Burada hepimiz başkanız.
kimse beni bir şekilde bir yere koymasın kendi içimizde ve dışarıda. Yani dün de hepimiz başkanız ama bizim buradaki sürecimiz geçişi bir yöneticiyiz dedi. Tabii aynı. Sezon sonuna kadar. Urfa Spor'u düzlüğe çıkardıktan sonra burada bırakacak. Beni görmeyeceksiniz dedi. Yani ben bu beni çok sevindirdi. Tabii. Bugün de aynı söyledi. Tabii yani ben o yüzden. Sonuçta bu kongre 2,5 yıllık bir kongre. Yıl sonunda. Özellikle İsmail, yani benim bu kadar ümitli olmam, bu kadar pozitif yaklaşmamın sebebi bu. Yani diyor ki ben buraya kalıcı olarak değil, Urfa Spor'un borcunu minimuma düşürüp ve sağlam iyi bir yönetimle, sağlam bir yönetimle ben buradan çekileceğim dedi. Yani bu da sevindirici. Yani. Bu önemli. Yani ben bu mesajı aldığımdan dolayı özellikle de hem tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Destek olunması önemli. Gereken bir kişi. Bana göre 200 kişinin önünde canlı şeyde bütün videoların çekildiği bir ortamda bunu ben de buradan yani. Zaten ilk bölümde de söyledim. Bana göre Urfa Spor'u çok seven ve karşılık beklemeyen Urfa Spor'u düşmekten kurtaran bir düşüncesi, yapısı ve sevgisi var diye düşünüyorum yani. O yüzden ben ümitliyim. Mesele Nihat, Ali, Halil, İsmail, Sait değil. Mesele Urfa Spor'un yaşaması evet. Ve bu yönetime bir şekilde destek olunması, arkasını çok iyi geleceğine ben inanıyorum, sizler de inanıyorum. Evet. Evet, böyle düşünceler var tabii. Tabii mesajlar da yoğun şekilde geliyor. Kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar beraberiz. Evet sevgili futbol severler, hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Selamun aleyküm herkese. Sizin gibi üst düzey biri olan spor adamları izleyerek bizler de tecrübe kazanıyoruz. Misafirleriniz her zamanki gibi gerçekten çok güzel konuklara değiniyor. Sait hocama saygılarımı sunuyorum, ellerinden öpüyorum. Konuklarımıza selamlar, saygılar. İsmail hocam, duyduğuma göre sahalarda döktürüyor musun? Baygol, sizi izlemek benim için büyük bir şereftir. Allah'a emanet ol. Selamun aleyküm demiş. Eşref Arkan Güranşehir'den sevgiler. Döktürüyoruz da artık iş işten geçti. Yani. Transfer yasağımız olmasaydı evet. Seni Urfa Spor'a tavsiye transfer, ederim. Evet. 8 yaşından sonra da o krallığı devam ediyor. Evet, geç olsun. Hemen Sayın Savaş'a dönmek istiyorum. Evet buyurun Sayın Savaş. Şimdi tabii Sayın Çizmecioğlu'na özellikle Urfa Spor'la ilgili bir iki öneride bulunuyor. Ondan sonra bazı yorumlarım var. Hala harikasın. Hemen kısa bir şey söyleyeyim. Biraz sonra söyleyecektim. Tam bu noktada evet. Diyor denk geldi. Allah rahmet eylesin Levent Kırca'nın şeydi. Bütün dostlar, Urfa Spor'u seven, Urfalı olan herkes ama herkes önerilerini, isteklerini, düşüncelerini bizlere yansıtsalar bizim için inanılmaz bir şey olur. Evet. Işık tutar. Hiç aklımıza gelmiyor. Açık açık söylesinler. Tabii yazsınlar. Eleştirilerini yapsınlar. Belden aşağı vurmadan rica ediyorum. Eleştirilerini yapsınlar ama önerileri bizim için daha önemli. Tabii ben dün aklımıza gelmeyen şeyler ortaya çıkar. Kesinlikle. Yani bu süreçte yardımcı olmamız, destek olmamız gerektiğine düşünüyorum. Dün Nihat Başkan dedim. Her konuda dedim. Biz destek oluruz dedim. Özellikle yeni üye sayısını arttıralım. Yeni üyeler toplayalım ve bu üye ücretini de işte herhalde 1.000 lira gibi bir rakammış. Bunu yönetim kurulu olarak mümkünse hem rakamını düşürelim hem üye sayımızı arttıralım. Yani işte Emin Yetim 1.000 lira olarak bunu herhalde yönetim kurulu olarak karar almıştı. Öyle biliyorum. Tabii onu sizden ricam. İnceleyin. Hem fiyatını düşürelim hem üye sayımızı arttıralım. Ki bundan sonraki kongrelerde Urfa Spor'un kaderi 2-3 kişinin elinde olmaz. Aliye Mehmet'e bağlı kalmaz. Ya, kusura bakmayın. Hayır, estağfurullah. Daha önceki yıllarda aylık 10 lira, toplam yıl boyunca 120 liraydı Aliye Mehmet. Ya bana kalsa, bak Halil abi çok güzel bir şey söyledi. Bana kalsa, zaten hiçbir üyemiz, diyemem de yanlış olur o kelime belki cümle, %90'lı ben de dahil olmak üzere çoğu zaman aidatımızı ödemiyoruz. Bana kalsa 10 lira veren üye olsun abi. Bakın oradan bir beklenti
beklemiyorsun. Çünkü iş 10 liranın üstünde evet. bir iş. 10 lira versin, sembolik bir ücret, ama üye olsun. Yani aylık ama her... 10 lira o zaman tüzükte durmuştuk, 120 lira. Yani yıl boyunca oraya delege olan kardeşlerimiz evet, gidip bankadan veyahut da sizin mahfuzlarınızdan. Onlar mesela, tabii ki yapılacak. Ben 12 yıldır o şekilde ödüyorum. 120 lira çok ya makuldu. Sizler gibi bir sürü dostumuz çok var, üyemiz var. Ama sonradan bir tüzükte yine yani fazla bir rakam olmaması Halil abinin dediği yani gibi. 120 lira da çok al, büyük değil abi. Yani onda çok 100 lira, yıllık 100 lira olsun. Evet 100 lira, 120 lira. 100 lira olsun bitsin yani. Yani Kadir kardeşim de demiş ki İzmir'den Şanlıurfaspor yararına imparatorunun katılacağı bir gece düzenlenebilir demiş. Yani olabilir. Evet. Güzel bir yönleri yapmış. Ben sözüme devam edeyim. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Bu üye ile ilgili bir çalışma yapılması ve ücretlerin düşürülmesi. Bunu yaparsak önümüzdeki kongre sürecinde hiç olmasa daha iyi bir sağlıklı bir seçim olur diye düşünüyorum. Ayrıca Urfaspor'da çok oynandı. Yani işte bu hale gelmesinde hem Urfaspor'da siyasi ayakların, işte olumsuz yöneticilerin, olumsuz başkanların belediyelerle ters düşmesi, işte bazı girişimlerindeki yanlış politikaları Urfaspor'a ciddi zarar verdi. Ben bugüne kadar bu son zamanlarda Sayın Valim Abdullah Erin'in çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Ve özellikle Zeynel Başkan'a buradan bu Kara Köprü sevdasından vazgeçmesini ve Urfaspor'a şimdiki yeni yönetimle birlikte oturup ne yapması gerektiğini, Urfaspor'u hiçe sayamaz, Urfaspor terk edilecek ve kale alınmayacak bir dernek değil. Az önce Sayın Çizmecioğlu ne dedi? İşte Urfaspor'un taraftarı ve üyesi az olabilir ama taraftarı çok ciddi bir kitledir. Bunu böyle elinin tersiyle itemesin ve bunu kendi haline de terk edemesin. Bugün Sayın Valim'in emeklerini inkar edemem. Teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanlarım da Zeynel Başkanım da oturup Urfaspor'u tekrardan hayata geçirmek için ve yönetime destek olması ve yönetimle birlikte bazı sıkıntılar aşması özellikle yapması gereken bu bana göre böyle bir girişimde bulunursa geçmişteki o sıkıntılar, o yapılan toplantıların hiçbir sonuç alınmaması ve çözüm üretilmemesi hep bizi üzmüştür burada. Evet. İnşallah bu süreçte o geçmişteki hatalarından, yanlışlarından, tezlerinden, projelerinden vazgeçer ve Urfaspor'u tekrardan hayat verir ve iyi bir yere tekrardan ligde tutunmasını sağlar. Evet. Hemen Said Hocam'a dönelim. Said Hocam bandurmanı da almışsın. Karaköprü'de bu hafta yerinde istersen onunla ilgili de bir sonuçları alalım. Yani Karaköprü malumunuz bir dönem şu anda Serik Belediye'nin yerinde liderliğe kadar çıkmıştı. Evet. Fakat bu kongre kararı gerçi tekrar olacak ama yine bundan birkaç ay önce bir kongre kararı alındı. İşte Kemal Saraçoğlu gelecek denildiği andan itibaren bir alabora oldu Karaköprü, Karbel, Karaköprü Belediye. Daha sonra her gün, daha doğrusu her hafta puan kaybetmeye başladı. Şu an itibariyle, yani geçen hafta da Zile'ye yenildi. Zile Yıldız'a 2-1 deplasmanda yenildi. Yine şu anda playoff potansiyonun içerisinde 6. sırada 26 puanda Serik Belediye'nin lider 38 puanı var. Dolayısıyla şu anda playoff iddiası devam ediyor. Yani Karbel Karaköprü yani bir dönem işte isim falan değişikliğinden sonra öyle bir süreç geçirdi. Yani oradaki sporcular artık psikolojik bir baskı mı oluştu? Bundan sonraki süreç ne olacak diye. Karaköprü yani lige başladığından beri, sezon başından beri tabii hep başka kulüp olacak. İşte Urfaspor ismi falan geçince Karaköprü de ondan sonra çok iyi gitmedi, onu söyleyelim.
Ama şu anda tabii şey kötü durumda değil. Borcu olmayan bir spor kulübü. Oradaki yöneticiler ve sporcular hak edişlerini zamanında alıyorlar. Dolayısıyla şu anda Parvel Karaköprü'de yani Şanlıurfa tabii bizi böyle çok üzdüğü için Şanlıurfa kamuoyunu çok gerçekten böyle bir aylardır hep onunla yattık, onunla kalktık ama Parvel Karaköprü'de sessiz sedasız üçüncülükte borcu olmayan bir kulüp ve kendi hizmetlerine devam ediyor. Şu anda bu pozisyonda. Yine bizim grupta, ikincilik beyaz grupta Samsun Spor şu anda biliyorsunuz Manisa Futbol Kulübü sezon başından beri hep lider götürüyordu. Bir iki haftadır lider değişti ve Samsun Spor şu anda 43 puanla lider pozisyonda. Averajla. Averajla aynen Manisa Futbol Spor Kulübü'nün de aynı şekilde 43 puanı var. Yine Şanlıurfa Spor'da malum bu hafta yine yenildi ve 4-1 yenildi. Artık bundan sonraki süreçte inşallah Şanlıurfa Spor'un biraz Ali abimin de söylediği gibi manevi o şahsiyetini inşallah kazanma dönemidir diye kamuoyu da bunu bekliyor, biz de bekliyoruz. Hocam süper amatör kümede de Ceylanpınar Belediye şu anda lider pozisyonda. Yine birinci amatör, onlar biliyorsunuz süper amatör küme ve bal ligi ara verildi bir iki hafta. Evet. Birinci amatör kümede Viranşehir Eğitim Gücü 39 puanla lider. Çamlıdere Gençlik de 33 puanla ikinci sırada. Yine öbür grupta Bozova Belediye 34 puan ve Badlı Gençlik de 32 puanda. Tabii Şanlıurfa Türk Telekom 31, Eyüp Spor 30 puanda. Bunların 3-4 maçı kaldı. Onlar tabii kendi aralarında bir playoff durumu da söz konusu. Şu anda bir grupta Viranşehir Eğitim Gücü, bir grupta da Bozova Belediye lider pozisyonundalar. Abi okul kapanması nedeniyle de hafta içi maçlar oynanacak. Öbür aynen. Hafta da aynı çarşamba oynanacak ve cuma, bu öbür hafta çarşamba ve cuma günleri maçlar. Bundan sonraki süreçte tabii saha durumuna göre hafta içinde de oynatacağımızı zaten daha önce de kulüplerimize söylemiştik. Yani daha güzel, bu çok iyi bence. Okul olmadığından dolayı böyle biraz daha yani sporcular için de sizin kendi sen de şeylerin var. Evet. Kategorilerin var. Yani evde olmalarından dolayı en azından o arayı da değerlendirilmiş. Yani değerlendirmek de lazım evet. Yani bence. Yine İsmail Bey geçen haftalarda tabii yeri değil. Bu Şanlıurfa Spor yani Kanal Urfa Spor zirvesi Şanlıurfa'yı birebir konu alan bir spor programı evet. Ama zaman zaman amatörlere de birer cümle de olsa. Geçen haftalarda burada konuk vardı Nedim Hatipoğlu ve başka bir kanalda da Mehmet Tekke diye bir kardeş bayağı bir amatör spor kulüpleri federasyonunu hiç de hak etmediği şekilde eleştiriye topa evet. Tuttular. Siz de buradaydı. Yani burada programdaydı. Tabii şunu söyleyelim. Eleştiri mutlaka yapalım. Mehmet Pazar günü de Urfa Spor Kongresi'nde de eleştiriler yapıldı. Fakat bizim eleştiri kültürümüz de gelişmemiş. Biz birbirimize tahammül edemiyoruz. Eleştirebilirsiniz. Mutlaka eleştirin ki insanlar doğruyu bulsun. Bunda hiçbir beis yok. Fakat hayatınız eleştiri üzerine kurulmuşsa bu kötü bir şey. Ya yani kronik vaka haline gelmiş, onun tedavisi yoksa. Evet. Yani Ali abi eleştirdi ama yeri geldiğinde teşekkür etmesini bileceğiz yani. Evet. Dolayısıyla Mehmet Tekke burada başka bir kanalda. İşte amatör spor kulüpleri şöyle böyle. Yani öylesine şeyler söyledi birkaç hafta önce. Fakat gel gör ki birkaç hafta sonra kendileri biliyorsunuz başlarından geçen olayı. Yani hiç istenmeyen ve yani o anlattıklarıyla söyledikleri birbirini tutmadı. Yani. Dolayısıyla takımı falan biliyorsunuz puan tenziline gitti, puanı silindi. Çok değişiklikler oldu. Yani bir şey söylediğiniz zaman onun altını mutlaka doldurmak gerekir. Yani boş amatör spor kulüpleri tabii ki Urfa Spor'un bu durumda olmasından dolayı zaman zaman işte biz de eleştiriler alıyoruz ama şunu da söyleyeyim. İnan tarihin en faydalı amatör spor kulüpleri federasyonu olmuştur. Bunu defaatle siz söylediniz. Hakikaten takip eden sizin takımınız var diye her gün amatör spor kulüplerine gidip lisanslarınızı ve takımlarınızın faaliyetlerini oradan takip ederken son dönemlerin son iki yani bu kadar ben daha önce de 10 yıl içinde bulunduğum için ben canlı yayında bu kardeşlerimi izlerken ya mutlaka eksikler yok mu? Vallahi var. Ama eksiklerle birlikte siz yine karşı koydunuz. Birkaç kardeşimiz daha Haluk Kaya sağ olsun İdris Hoca da buradaydı. Evet. Zaman zaman karşı koydu ama tabii o şeyi eline aldı. Ama şunu söyleyelim. Mesela ben bir arada cevap verdim.
işin çok garip tarafı. Ben Anıs'ın programda cevap verecektim. Yani şey kaynamasın diye, programın dizaynı bozulmasın evet. diye. Ben bir dönemde bir mesaj attım. Yani lütfen şunları, şunları, şunları niye söylemiyorsunuz? Kulübümüz 18,5 milyar lira para aldı Spor Bakanlığı'ndan, Büyükşehir Belediyesi'nden. Biz onu yine, dile getirdik evet, zaten. Defaatle yani. Allah razı olsun. Yani birçok şey yapıldı. Yani teşekkür edin ondan sonra. Yani bu başka... ilçe aldı da yani evet. şehir kulübü, zaten şehir kulübünün şu anda bu, aldığı para 3 milyar mutlaka, para yani. Mutlaka, mesela o 3 lira dedi falan, 3 bin dedi ama şu anda İsmail Bey senin kaç kategorin var? 3-4 tane kategori var. 5 kategoriye girmiş. Bunlar Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yıl sonunda hocam bir ekip tarafından hem Büyükşehir Belediye'den hem bizim Amatör Spor Kulüplerinden hocam değerlendirme kurulu diye bir kurul oluşturduk. Dedim senin kaç kategorin var? 3 tane kategorin var. Birinin tek bir kategorisi, bir kategorisi var. Aynı dolayısıyla biz onlara da tekrar yeniden tabii. ödüllendireceğiz. Tabii. Kategorisi 5 olanla 1 olan 1 olmayacak. Bir biz olmuş. Onlara da yine Büyükşehir Belediye'mizin kendi yani kendi bu kurulu oluşturun dedi. Biz faaliyetleri daha fazla yapan kulüplere de biraz daha maddi imkan tanıyacağız. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Tabii işte son dönemlerde Şanlıurfa Spor bu negatif şeyleri yaşayınca hakikaten Şanlıurfa Spor amatör spor kulüpleri de siz birebir içinde biri olarak çok güzel şeyler yapıldı ama yani tabii hakkını verenler oldu ama ben canlı yayında bir iki kardeşimizi hakikaten dinlerken çok üzüldüm. Yani Mehmet Aktaşoğlu 70 yaşında bir insan. Bir dönemde çok kavga etmiş ben bizzat. Yani kavga başta etmiş. Siz kavga ettiniz. Kavga, yani kavga derken. Ya tartıştığınız yani. Tartışma, evet. karşılıklı liste çıkarttık. Ali abi de daha önce eleştirdiğim birçok insanla şu anda birlikte yönetim kurulunda bir görev aldı. Biz de görev aldık. Birlikte Halil Koca, Adnan Yükselir ve diğer kardeşlerimizle. Çok güzel o şeyler olmasına rağmen. O süreci yönetmek zorundasınız şu anda. Son o kadar güzel şeyler oldu. Tabii bu kardeşlerimiz kronik vaka diye ben ad ediyorum. Yani teşekkür etmesini bilelim. Ama bununla birlikte birinin bir eksiği varsa eleştirelim de. Yani bunda hiçbir mahsur yok. Fakat buraya çıktı. Ben yani program bitene kadar sadece eleştirdi. Canı sağ olsun. Herkes herkesi biliyor ve tanıyor. Kimin ne yaptığını da herkes biliyor. Dolayısıyla ben Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzun da çok iyi çalıştığını düşünüyorum. Başta başkanımız Mehmet Aktaşoğlu ve bütün yönetim kurulu. Genel sekreterimiz malum yani geçen gün amatör daha doğrusu Şanlıurfa Spor Kongresi'nde de çıktı. Yani kendisi federasyonumuzun da genel sekreteri orada da Ali abi de canlı şahittir. Oraya çıktı. Şu anda bu yönetimi %100 desteklememiz gerekir. Bu yönetim şu anda can simidi gibidir. Dolayısıyla buraya yani artık şahsi hesaplarımızı bir kenara bırakıyoruz. Şanlıurfa Spor eğer kurtulacaksa bu ekibe destek verilmesini bizzat kürsüden söyledi. Yani herkes orada çok daha değişik Adnan Yükselir kardeşimizden bahsediyoruz. Evet, tartışmalar yaparken o oraya çıktı, herkese teşekkür etti ve bu yönetimin mutlaka desteklenmesini gerektiğini bizzat söyledi. Dolayısıyla yani biz böyle hep negatif hava estiren değil, bir yerde de bir güzellik varsa teşekkür etmesini de bilelim. Tabii biz de Kanalfa Spor zirvesi olarak tabii tarafsız olarak herkesi davet etmek zorundayız. Tabii ki. Zorundayız. Tabii ben. Evet. Şimdi ben böyle bir şey söyleyeyim bu amatörlerle ilgili. Mesela ben de yıllarca... Kala bir şey daha söyleyeceğim. 72 kulüpken şu anda Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri kadar 86 tane kulüp olmuştur. Dolayısıyla kulüpler biraz imkan bulunca mahalli bir kulüp de madem bana 10 lira geliyor, 15 lira geliyor diye ve şu anda insanlar bunu bulmasaydı kulüp falan olmayacaktı. Bu da çok kötü bir şey değil. Bir insan bir kulüp kuruyor hocam burada el tane sporcu amatörlükte kendi kendine. Biz de onlara Ankara'dan gerek belediyeden gerek başka yerlerden destek veriyoruz. Elimizden evet. geldiğince. Yani bu amatör spora da Ali abi biliyorsunuz. Belediyeler daha çok kolay yardım edebiliyor. Said hocam yani öyle bir şey. Kulüpler için. Ben yine açıklamak istiyorum. Yani, yanlış anlaşılmasın. Tabii belki maddiyeti olarak çok kısıtlı. Şimdi kurum takımları bir tarafa bırakalım. Bak yani ben kendimden de Keçe Spor'u da söyleyeyim. Yani kendi sporu da söyleyeyim. Ondan sonra Yeni Halı da söyleyeyim. Bir sürü öyle kulüpler var ki mali kulüp. Ben şu anda 5-6 kategoride girmişim. 15 liginde, 16 liginde, 17 liginde, 19 liginde. Yani düşün biraz insan düşünse her grupta benim 20-25 tane futbolcum var. Doğrudur. 20-25 tane. Yani ben bu kategorilere girmezsem bu çocuklar nereye gidecekler? Ya kahveye gidecekler. Ya internete gidecekler. Ya başka yere gidecekler. Yani mahalli kulüpler inan yaptığı iş çok sevap bir iş. İnan sevap bir iş. Çünkü bu çocuklar
yarın biz bunların kıymetini bilmezsek yarın seni karşına da canavar olarak çıkacak. Bir tane, bir tane bile bir genci. Evet. Teşekkür ediyorum ben size, İsmail emeklerinize sağlık, bu işlerle ilgilenen bütün amatör spor kulüplerine, federasyona. Bir tek gencimizi bile bir kötü yoldan bir şeye getirmek, geri çekmek en güzel ben şey. İsmail, 100 tane şampiyon. Bunu ben ekleyeyim, bunu ben ekleyeyim. Ve şimdi bu çocuğun, bu 15 ligindeki çocuğun forması var. 16 ligdeki çocuğun forması var. 17'deki var, 19 var. Ayrı ayrı bak birbirine uymuyor. Çünkü gönül ister ki 15'in yaşındaki giydiği çocuğun 19 yaşındaki de. Ama öyle değil işte bak bu iş. Bir de bunu alıyorsun götürüyorsun eve yıkıyorsun. Vallahi billahi ben kendim yıkıyorum. Vallahi billahi bak kendim, benim gibi de yıkayan mahalli kulüpteki çok insan da öyle. Elimden yıkıyorum, kurutuyorum, çantaya koyuyorum, götürüyorum maçını. Oynuyor, öbür takımınkini getiriyorum. Onu da giyiyorlar, kirleniyor. Bir de alıyorum, yıkıyorum, bir daha getiriyorum. Ben de buradan söylüyorum. Bu kurul tam bu kulüpler yani. 5-6 kategoride ligde devam eden kulüplerimize pozitif ayrımcılık yapacak. Ben de burada bu müjdeyi vereyim. Yani sene sonunda bu kurul özellikle 3-5 kategoride dersen sizin gibi. Hayır hocam yanlış anlaşılmasın. Şu anda aldığımız para değil. Mesela bizim 2.950 bir para almışım federasyondan. 3 milyar diyelim. Ben 3 deplasmana gidiyorum. 3 deplasmana 300'den yemek yedirsen çocuklara 300'den 900 milyon zaten. 300'den yemek yedirsen ben kaç tane deplasmanım var? Şimdi ben diyorum. Bu, değil mi Halil abi? Kaç tane deplasmanım var? Bu kurul sezon sonunda bu özellikle lige 3-5 kategoride katılanlara da gerekli ödülü verecek. İnşallah. Ben inşallah. Ya bu belediyenin evet. Daha önceki yıllarda 5'er bin dağıtmıştık. Evet. Bu biraz daha fazla elinize inşallah. Bu adaletsiz olduğunu biz söyledik. Evet. Belediye başkanı da yani. Dolayısıyla bir kategoride girene 5 lira veriyorsunuz. 5 kategoride girene 5 lira. Bu olmaz dedik. Şimdi olmaz dedik. Bunu ödüllendireceğiz. Şimdi yani bu fazla kategorilerde girenlere mutlaka biz kurul içinde biz de olacağız. Biz İşte. Ödüllendireceğiz. Evet. Hocam evet. Şimdi kusura bakmayın. Amatör olarak gerçekten ben de yıllarca 17-18 yıl amatör futbol oynadım. Ve bizim oynadığımız dönemlerde hocalarımız yanlış yoldaydı. Skora dayalı bir futbol. Amatör futbol takımını ben şu an şiddetle kınıyorum. Evet. Çünkü skora dayalı oynadığın zaman her türlü sıkıntı, stres ve zarar veriyorsun. Asakafe olarak özellikle benim sizden ricam gerçekten kurum takımlarının gelirleri vardır. İlçe takımların gelirleri vardır ama maalesef mahalli kulüplerin hiçbir geliri yok ve bu da yetiştirici olarak ben buradan özellikle amatör takımlara bunu öneriyorum. Yetiştirici olalım. İsmail hocam ben çoğu zaman tebrik etmişim. Demişim ki kesinlikle çocukları yetiştir. Bunun mükafatını fazlasıyla alırsın. Aynen. Ve bizler amatör olarak gelin yetiştirici olalım. Hem çocukları bir arada toplayalım. Hem bunları yetiştirelim. Skora dayalı bir felsefe, bir aşılamayı da onu da bir, bunu terk edelim. Çocuğun tabii. Geleceğini geleceğiyle oynamayalım. Biz yetiştirelim ve Urfa'mıza, Türkiye'mize iyi gençleri, sportmen gençleri yetiştirelim. Yok bu maçı alacaksın. Karşındakine zarar ver. Ben buna karşıyım. Ben hemen toparlayalım 2 dakikamız. Buradan ben son sözleri alayım Said hocam bir daha. Alayım. Ondan sonra teşekkür edeceğim. Ben sizi ve Mahmud Anabey'i İsmail Kocan'ı rol modeli olarak yani özellikle centilmenlik konusunda İsmail Kocan'ın kadarı var. Biz kurulduğumuz günden beri aynı misyonda gidiyoruz. Evet. Mesela geçen hafta Sancaktar Spor İsmail Kocan'ın kadarı var. Bir iki hafta sonra da İsmail Kocan'la inşallah maçımız olacak bu kategorilerde, küçük kategorilerde inşallah kendi merkezimize götürüp maçtan sonra maçın skoru hiç önemi yok. Maçtan sonra kendi merkezimize götürüp karşılıklı hem biz hem onların kulüpleri aynı ortamda yemek yiyoruz. Yes. Geçen hafta Sancaklar Sporu bizim kendi merkezimize davet ettik. Adamlar tabii böyle ondan sonra hem başkanımıza hem oradaki yöneticilerimize biz böyle bir şeyi gördük. İnanamadık. Maçtan önce de çiçekle mesela biz geçen yıl toplamda hemen hemen elimizden geldiğince bütün kulüplere maç öncesi çiçek takdimi yaptı. Hem hakeme de. Yani ben kendim de aynı misyonu İspartalı'dan da bilir. Aynı şekilde asla ve katla bundan sonraki süreç skora yönelik olmayacaktır. İsmail zaten 3-5 kategori, bizim 2 kategori, 15-14.
Biz de bu noktada aynen dediğin misyonda gidiyoruz. Tabii keşke bütün amatör kulüplerimiz bunu yapsalar. Evet. Ben tekrar İsmail hocam bizi programa davet ettiniz. Evet. Sabırla dinleyen bütün izleyenlere hayırlı akşamlar diliyorum. Şanlıurfa Sporumuzun da yeni yönetimi hayırlı, uğurlu ve mübarek olsun. Yolları açık olsun. Peki, teşekkür ederim Said hocam. Hayır hocam, son sağ olun. Evet, ümidimiz yeni yönetim, Urfa Spor'un kurtuluşu ve bütün sivil toplum örgütleri, belediye ve valiliğin Urfa Spor'a bu yönetimle sahip çıkması, destek olması. Ümitliyim. İnşallah Urfa Spor dünkü yönetim kurulundan sonra, kongreden sonra düşmeyeceğinin garantisini verebilirim. İnandığım için. Peki, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Ali abi, son sözü abi. Bizi izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Ben burada hem yorumcu hem bir yöneticiyim. Sizler kabul ettiğiniz müddetçe ben her zaman buradayım. Hiçbir sıkıntımız yok. Katıldığım bütün programlarda gelebilecek her türlü sorulara da açığız. Yönetimim ve şahsım adına onların hepsini değerlendirmeye de mecburuz. Her şey Urfa için, Urfa Spor için. Bugün dün yapılan kongre Urfa Spor'un şu yönetimin belki de yaptığı en önemli şeydir. İnşallah çok daha güzel şeyler olacak. Evet. Gerçekten olacak. Ben inanıyorum. Herkes inansın. Destek olsun. Ama en önemli şey dünkü kongreden sonra Urfa Spor'un düşmemesidir. Urfa Spor daha doğrusu kapatılmamasıdır. Kapatılır. Kapatılmaması, ben daha önce düşmemesidir. Evet, kapatılmamasıdır. Bunun için herkes el ele versin. Vereceklerine de inanıyorum. Ne olursa bana da özelden yazan arkadaşlarım olsun, İsmail kardeşime de sizlere de herkese fikrine açığız. Üstelik bir daha söylüyorum. Arzu eden bütün Urfalılar, Urfa Spor sevdalıları, Urfa sevdalıları Urfa Spor tesislerine her zaman gelebilirler. Kapı açık. Bundan sonraki günden iyi kötü şu ankiyle ondan sonraki günlere inşallah güzel şeyler olacak. Ali abi, ben teşekkür ediyorum. Ben Said teşekkür hocam ederim. Teşekkür ederim. Hadi Savaş abi, teşekkür ederim. Ali abi, her zaman başımızda yerim var. İnşallah Urfa Spor'u yeni yönetime de başarılar diliyorum. İnşallah yeni güzel şeylere imza atacağına inanıyorum. İnşallah her şey Urfa Spor'un kurtuluşu için. Yani eğer Urfa Spor'un kurtuluşu için bir yönetici dahi olsa, bir taraftar dahi olsa, eğer güzel bir şeyler yapmışsa ne mutlu kendisine. Amatöre gelince de altyapıya, ben Uyanış Spor şu anda bizden sorumlu. Şu anda hiçbir zaman ben şampiyonluğa da oynamıyorum. Açık burada net, spor severler de, amatör takımlar hepsi de duysun beni buradan. Ben yetiştirici pozisyondayım Allah'ın izniyle. Ve önce insan yetiştirmek. Benim amacım önce insan yetiştirmek. Sonra çocuğu spora alıştırmak. Spor etkinlikleri geliştirmek. Güzel yerlere gelmek Allah'ın izniyle. Spor zirvesi kaçıranlar için yarın saat 12'de tekrarı var. Haftaya görüşmek dileğiyle, iyi akşamlar efendim.